Evet. Ayvazgil'den Hüseyin Kaya'nın evindeyiz. Merhaba efendim. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olasın, var olasın. Hoş geldin, sefa geldin. Sefanıza geldik. Yeni yıllarında kutlu olsun. Evet, bugün, nice yeni yıllar dilerim. Bugün ayın 1'i. 1 Ocak 2016'ya girmiş olduk ve Rımali Hisar üstünde değerli büyüğümüzü ziyaret ettik. Biraz hasbihal eyleyelim, geçmişe doğru bir yolculuk yapalım diyoruz. Siz anlatın, biz dinleyelim, insanlar da yararlansınlar. Efendim, bundan maksat şu, gelecek nesle bir hatıra bırakalım. Geleceklere bir örnek. Evet, siz rahat rahat bize bu ta çocukluktan beri olan biten cemler, cemaatler, tanıdıklarınız, insanlar, köylüler, çeteler, ne var ne yok. Çünkü yaşayan en yaşlı insanlardan birisiniz anladığım kadarıyla. Kaç doğumlusunuz? 1924. 1924, maşallah, maşallah. Yani Cumhuriyet'e kadar giden bir ömür. Cumhuriyet de işte, yani Cumhuriyet'in içine büyüdük işte, Cumhuriyet'ine büyüdük. Evet. Yani Atatürk ölende 14 yaşındaydım. Kendisini görmedim ama. Peki, Gümüşhane ili Şiran ilçesi Kırıntı köyünde doğdunuz. Aslınız, nesliniz oradan geliyor. Peki, Ayvazgil deniyor. Neden Ayvazgil deniyor? Sizin şöyle köklerden neler biliyorsunuz? Neler anlatılıyorlardı? Bizim şimdi kökten gelmemiz, Asya'dan gelmişler iki kardeş. Bunlar evveler şeye gelmiş, Bayburt'a gelmişler, Asya'dan. Bunların işi, gücü, reşbellik yok. Sürü taşımak. At, yılkısı, sürü. Başka bir şey yok onlarınki. Bayburt'a geldiler. Bayburt'ta bizim Pulur'daymışlar. Pulur kazası mı var? Peşeyle var. Oradan tutturamamışlar neyse bunlar. Geçmişler Tunceli'ne. Pirtek kazasının Gülpınar köyüne. Şeyin, o Munzur Irmağı'nın üstündeymiş o köy. Burada büyük bir bak var ya. Bunlar burada da tutturamamışlar. Neyse orada bir köyümde yangın mı olmuş, bir hadise olmuş, çıkmışlar neyse. Oraya sonra burada ta gelmişler o bizim şehrinden alıcılar arasında Fındıklı belli. Oraya geliyorlar. Oradan çıkıp. Fındıklı belli geldikleri zaman orada durmuşlar bir zamanlara ama az durmuşlar. Çalgan, Ukarki köy azlığıymış. Üskan'da sürü köy var Çalgan. Bunlar demişler ki buraya gelirseler arazinin çokları da aşağıda onların olduğu tarafta. Bunları demişler biz burada oturursalar bunlar bu tarafları zapt eder. Biz bunları demişler bir ikna eder köye alalım. Neyse geliyorlar diyorlar ki işte biz de aldık diyorlar. Birbirimize komşu oluruz, yardımcı oluruz, yakın oluruz. Bunları ikna ediyorlar. Bir tanesi Çalgan'a gideyim. Bir tanesi bizim köye geliyor. O ya Çalgan'a giden kalmış. Bizim köye gelen de köye de gelmiş şeye. Yo, bizim köyün yukarıda Patışkur dediğimiz bir yer var ya. Oraya geliyor, hava çağrının ortasına. Ha, orada duruyor, oradan da geçiyor kayınlığına. Adı neymiş? Adı Pirdal. O yok, Pirdal değil. O oğlu gelmiş buraya. Pirdal gelmiş. Pirdal geliyor. Bunlar da o kayınlığında iki derenin çatında biri soğukların deriye ayrılıyor, biri yaylaya ayrılıyor. Hala peyleri duruyor şimdi. Onların evlerini, yerleri. O karşıda kavaklık var, o taşın altında kavaklığın içinde bir öyle alan var. Hiç kavak bitmiyor, böyle çakıllı bir yer. Ama şimdi kavaklığımız da az kalmış. Onların ağal yeriymiş burası. Sürü orada yatıyormuş. Kürdisyen'e kavağı diyorlar oraya şimdi. Köyde onun Kürdisyen'e kavağı burası. Kavaklık. De orada da Balavgil'den iki ev varmış, bir mi iki mi? Şıklılardan iki ev var.
Bir de Kayırgil'den varmış bir ev. Balogiller'den olanlar, o bilmiyorum burada neyse gittim, orada mezarlıklar var, çaylar var, çayların altında. Bilmez. O Şıklılar da o Oda Deresi dediğimiz yerde, Mahmutlardan tarafı bir sırt var. Orada oturmuşlar. Yakınlar birbirlerine. Kayırgiller de Yemlikara'da oturuyormuş. Ev yok, bari yok, köy yok, kent yok orada. Ne diyecek orada? Kışlamışlar biraz ama artık ne kadar kaldıkları belli değil. Oradan tutturamamışlar. Bunlar köye inmişler. Köye demişler, biz burada dağın başında ne edeceğiz? Köy yok, kent yok, arazi yok, bir şey yok. O zaman Şehran'da bir ağa varmış. O Gelifton denen bir köy var, o Gorzaf'ın arka tarafında, ormanın arkasında. Orada beymiş, ama iyi beymiş, ile tanınmış beylerden. Ona demişler ki, bize demişler, bir yer göster, Şehran'dan soruluyormuş. Biz dağın başında ne edelim, yem yok, yiyecek yok, arazi yok. O köyün olduğu yer de, bizim köyün olduğu yerinde de hani şey, ormanmış. O Aydırak köyler işte sağdan soldan kesermişler, oradan almış da ambar yaparmışlar, araba yaparmışlar. Bayburt tarafına satmaya gidiyorlar. Bir kırılan yer yani, ormanı kırılan yer. Adı kalmış Kırıntı. Yani o kırıntı, kırılmış ya. Gidemiş orada demiş, ormanda bir kırılmış yer varmış, kırılı. O kırılan yere oturun demiş, adı kalmış Kırıntı. Orada. Onlar oraya geliyorlar, sonradan buraya yerleşiyorlar. Sonradan buraya gelmeden evveli, en evveli şey gelmiş, pirdeller gelmiş köyün içine. İlkin, onlar dağdayken. İşte pirdeller köyün en iyi yerine oturmuşlar. Arazinin çoğu da onlarla. O etrafı, okulun etrafı, hep bunlar. Pirdel dedikleriniz, o sizin Ayvazgil'in atası değil, bu başka mı? Bu başka onlar mı? Ayrı kabile. Onlar hangi kabile? Onlar bu şeyin Ezgiller dediklerimiz. Yani hangi soy oluyor? Soy ismi Azizgiller? Soygiller, onlar şimdi Öztürk. Öztürk eskiden olarak. Eskiden Kavrazoğulları giymişler onlara. Kavrazoğulları, yani soy ismi Öztürk olanlar, Pirdel dediğiniz onlar, evet. Köyün içine gelip yerleşiyorlar. Pirdeller onlar. Yok, Pirdeller onlar değil. Ya? Pirdeller şey, yarısı Öztürk. Bu Kerim İsmail'leri filan, Pirdeller. Kerim İsmail'leri Aydın. Onlar. Pirdeller Aydınlar. Aydın soy ismi olanlar. Aydın olanlar Pirdeller. Siz... O şeyler yani bu... O okuldan yukarı gelesinde bir bakkal var ya. Evet. O bakkaldan o şimdiki muhtar var ya, o muhtarın olduğu yere kadar. O altından o en alt yani mahalle. Mektebi geçti mi alt yani mahalle. Pirdel deniyor ama soy ismi şimdi Aydın olanlar Pirdel. Aydın yani. Onlar oraya gelmişler. Bu Öztürk dediğimiz. Öztürk dediğimiz. Kavrazgiller kimler? Öztürk dediğimde şeyler, Kavrazlılar. Bunlar bu şeyler. Kaşkaş'tan gelmiş. Ezin Hasanları. Onlar nereden gelmiş? Onlar da Kaşkaş'tan gelmişler. Kaşkaş neresi? Kaşkaş o bizim soğuk aşınparın altında bir köy var ya, ufak köy. Hayır, bilmeyenler anlasın diye ben de bilmiyorum. Aşağıda. Evet, şimdi sizinkine tekrar dinlenin. Bizimki de işte oradan iki kardeş ya, iki kardeş. Tamam. Anladım. Gelmiş iki kardeş, buraya gelen de iki kardeş olmuş, dört kardeş. İlk başta Pirdel dediniz ama, o başka. Pirdal. Onun yaklaşık olarak... Kardeşi de ismini bilmiyorum da, şimdi Kürtgiller diyorlar onlara, asas gelenin ismini bilmiyorum. Bir tane varmış 85-86 yaşında, göremedim hiç. Kaç gün gittik bulamadık. Kendim bir abına gidelim de konuşalım da. Aynı ikiye yani, ayrıldı dediğinizin torunu mu? O değil, torundan torunu. Torunu ya. He. Bu sizin söylediğiniz tahminen kaç yıl oluyor? 250 mi, 300 mü, 200 mü?
Şimdi onu, bu pirdalların zamanı. Şimdi buna bakarsan 200 geçiyor, 250 geçiyor. Siz öyle tahmin ediyorsunuz. Öyle geçiyor şimdi. Yaşama hesabına bakarsan 70 yaş, 80 yaş yaşasa bizimki 7. göbek ha şimdi bundan. Sen 7. göbek mi oluyorsun? Pirdal'ın 7. göbek torunu musun? 7. göbek yok abu. En son bizim abu Mustafa'nın bir torunu var. 7. göbek bu. Sen 5. misin? 5. Yani o Pirdal... O Pirdal'i... Ondan sonra babam, dedem Ahmet... Pirdal 1. Oğlu 2. Oğlun ismi ne? İsimlerini söyle. Kürdali. Kürdali. Pirdal'ın oğlu Kürdali. Kürdali, Kürdali. 4 kardeş. Ondan da oradan geçip Kürdali'nin oğlu babam, dedem Ahmet. Ahmet. Asas Ayvaz onun ismi. Ayvaz onun ismi. Ahmet'in. Ahmet'in ismi. Ondan sonra Ayvaz devam ediyor. Babanızın ismi neydi? Babamın ismi İzzet. İzzet. Siz Hüseyin. Siz kaç kardeşsiniz? Biz 6 kardeşik. 6 kardeş. Onlar de babamlar 4 kardeş. Babamın 4 kardeşi Kürdali. Babam Kürdali'nin oğlu, dedem Kürdali'nin oğlu Ahmet. Ahmet'in oğlu babam. Babamdan da işte Ali Çavuş'tan bize doğru geliyor. Peki neden Ayvaz demişler? Ayvaz'ın ya Ayvaz işte soy ismini Ayvaz demiş artık. Bir manası var mı? Niçin yani? Bilmiyorum artık burasını. Tek... Mesela Köroğlu Ayvaz, Ayvaz yani diye isimler geçiyor. Ama, yok onlarla hiçbir alakası yok. Yok yok isim olarak diyorum. Bir, eskiden beri geçen bir isim. Ayvaz, 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 Ayvaz. Ahmet. Yani dedenizin ismi Ahmet ama Ayvaz demişler. Evet, evet. Ondan beri de geliyor işte ondan sonra beri de. Ta bu zamana kadar gelmiş. Evet, baba iyiydi de işte. Evet, korkusuz, cesur evet. Gibi veyahut da başka Türk dilinde manaları vardır. İyi bakmak yok, lazım, onlar, ezbere konuşmamak lazım. Oradan gelmiş ya Türkçe. Kürtçe konuşuyor. İşte bu artık ne kadar Kürtçe devam ettiğini bilmiyoruz. Biz kalktık da Kürtçe, Mürtçe yok. Sizlere Kürtçe biliyor diye mi söylüyorlar? Yani Kürtçe biliyorlar mı? Ama kökü Kürt ya. Kürtçe bir şey yok. Kökü Kürt, Türkmenistan'dan gelme, Kürdistan'dan, Kökür'den gelme, Asya'dan. Şimdi kayıtı alıyoruz ya dedeciğim, Türkmenistan'dan mı geldi? Kürdistan. Kürdistan. Yani sizler Kürt müsünüz, onu mu diyoruz? Ya kök Kürt. Kürt, ha, işte onu açığa kavuşturalım. Ha, neyse kök, o. Kürt, işte onun için diyorlar, Kürdaligiller, Kürdaligiller. Şimdi kime sorsak köyde Kürdaligiller diyorlar. Şimdi Kürdaligil, dört kardeşim var bak, Kürdali, Kürdisin, Kürdisin daha bu eski muhtar var ya Mustafa. Evet. Onun, onlardan az işte, onların 5-6 onlar. Bizimkiler Ayvazgiller, onlardaki Kürdisi. Bir de Kürt Hasan var, ha bu... Şükrü Genç'in dedesinin dedesi, da babası onlar. Baba dedesinin babaları. Üç kardeş. Bir tanesi de Ahmet ile Mutu demişler, şeye Musa. Dört kardeş. Bunlar da o caminin yanında yatıyor. Oraya koymuşlar. Evet. Şimdi güzel dedeciğim, bu soy sop meselelerinde isterseniz biraz daha söyleyin. Mesela Kırıntı'da en başta kimler gelmiş Kırıntı köyüne? Hangi sülale gelmiş? İşte Kırıntı köyüne ilk kim Pirdeller gelmiş. Pirdeller dediğimiz? Yani, aydınlar yani. Soyadı şimdiki Aydın olanlar. Şimdiki Aydınlar. Aydın. Pirdelgiller. Pirdelgiller. Bunlar, bunların vasıfları neymiş? Bunların bir inanç yapısı. Onlar da nereden geldiğini bilmiyor işte o taraftan gelmiş. Nereden geldi? Tam bilmiyorlar. Ne yani, iş? Bir sanat işi var mı? Sanat uğraştıkları bir iş var mı? Yok onlar işte... Doğdu bitti. Reşmenlik. Başka bir şey. Başka diğerlerine gelelim mesela. Bu Şıhlılara gelelim. En önemlisi Şıhlılar bu dedeler. Şıhlılar Horasan'dan gelme. Evet. Sizden önce mi sonra mı gelmişler? İşte gelmişler o köy o dağda birleşmişler. Nasıl geldiyseler. Birer ev, ikişer ev. Onlar ayrı bir sülale olarak gelmişler. Aynen. Her birisi ayrı ayrı gelmiş. Şıhlı olaraktan gelmişler. Beraber gelen var mı hiç beraber sülale? Beraber onlardan gelen yok işte. Nereden geldiyse biri oradan gelmiş, biri oradan gelmiş. Hepsi ayrı ayrı gelmişler. Ayrı ayrı gelmiş. Bu da demek oluyor ki başka başka yerlerden, başka başka tarihlerden geldiler. 8 mahalle, 8 ev sayılıyor yani.
En eski 8 ev. 8 ev. Yani 8 sülale değişik yerlerden gelip yerleşmiş. Biliyor musunuz bunların az çok bunlarla ilgili bilginiz var mı? Bunlar hangi sülaleler? Bunları bize sayar mısınız? Bunlar o şeyin Pirdeli dediğim aydınlar. Evet. Şıhlılar dediğim bildiğimiz bu Şıhlılar. Dedeler yani, dede sülalesi. Yani onların soyu. Günelliler. Günel yani. Şimdiki isimleri Günel. Evet. O Pirdeli dediklerim aydınlar. O aptallı dediklerim şeyden gelmiş. Ha bu biz dereden yukarısı, yukarıcı mahalle dedik ya. Evet. Ha bunların mahallesi. Cemal Aydoğan Gil'in mahallesi. Bunlar aptaldan gelmiş. Abdal dedikleri yer neresi? Abdal dedikleri yer, Bulancağı geçti mi, Giras'ın Bulancağı geçti mi, Abdal kazası var. Asas ismine Piraziz diymişler. Şimdi Piraziz de eski ismi Abdal'mış. Bunlar Piraziz'den mi gelenler? Ya bunlar oradan gelmiş. Evet. Yani Aydoğan soy isimli. Aydoğanlar oradan gelmişler. Abdallılar oradan geliyor. Evet. Bir de bu Kayacık'ta Abdal soy ismi var mesela. Oduncu Duran vardı. Kayacık bizim köyden ayrı. Aynı soydan devamdır o bizim, Abdallar. Bizim, hayır, soy ismi Abdal. Mesela köyden, Abdal ismini almışlar. O şeyler, Abdal ismi Odur'da gider. Ötekinlerde yok galiba. Çiğde var ya. O Köserbağımlar'da. Köserbağımlar işte. Abdalınlar işte. Peki diğerleri mesela? Diğerleri o Kavrazlar var işte. Kavrazoğulları. Onlar Öztürk soy ismini almışlar. Öztürk soy ismini almışlar. Bir de onlar Güvenç Abdal Ocağı'na, başka bir ocağa bağlılar. Yani Sarıbal Ocağı'na bağlı değiller. Güvenç Abdal'a bağlananlar şeyler. O ben geçen gün şeyde okudum da takvimde bir yerde rast geldi de. Güvenç Abdal'a olanlar... Yok, onu takvimi karıştırmayın. Bizim köyü diyorum. Şimdi bizim Güvenç Abdal'a bağlı olanları diyeceğim. Güvence Abdal'a bakarsan Kekitliler bağlı Güvence Abdal'a. Yok, Öztürklüler bağlı. Yok. Yani, hayır, Yusuf Öztürk vardı müsahibimiz. O çok iyi anlattı. Yani bizim sülale dedi, bizim dedelerimiz ayrı geliyordu dedi. Öztürk, Yusuf Öztürk. Kekit onlar da oraya bağlıdır. Kekitliler dediğinizde mi bağlı diyorsunuz? Ben öyle, orada öyle dedim. Yok, kitabı bırakın. Şimdi kendi bilgilerinizi söyleyeyim. O ayrı bilgiler olabilir. Bu Kelkitliler, iyi söylediniz. Bunlar kim? Ya Kelkitliler daha bu şeyler, bu Tomaskiller, bu eski Muhtakerim'in ya bu arada şimdi Kazım var, Kerimler var, bu eski Muhtar Hasan var, bu oğlu var, burada Celal Malar var, bunları. Bunlar nereden gelmiş? Onlar aslında Kelkit'ten gelmiyor. Kelkit dedi dedikleri Kelkit'ten geliyor, oradan alıyorlar isimlerini. Kelkit'ten, Kelkit'ten neresinden gelme? Bunlar iki kabile onlar. İkisi de Kelkitli de beraber gelmişler de onlar yolda arkadaş olmuşlar. Bunlar Kelkit'in bu Kelkit'e çıkıp da Bağız'a girdi miydi köy yani birinci Kelkit'in çıktığında bir şeyli yer var. Arazili bir yer var, güzel bir yer var. Orayı geçti miydi Bağız'a girsin deriye, derede derenin içinde bir köy var. Kötü bir yer. Ha şimdi yine hala gır fak hale fak fak evler var. Onlar da oradan gelmez. Bunlar oradan çıkmış da o dediğim köyden gelir. Gelirmiş de bizim tarafa doğru. Nereye geliyse, nasıl geliyse. Bir tane daha yanında arkadaş olmuş. Yola gelirken. Bunların ikisi bir geliyor, ikisi oluyor Kelkitli. İkisi de aynı yere geliyor. Şimdi Kelkitliler iki bölük köyün içinde. Hani aynı ikisi de Kelkitli de biri birinin şeyinden değil, ayrılar. Hayır, soy isimleri ne? Soy ismi Kelkitli işte. Şimdi Gündoğan. Gündoğanlar. Gündoğanlar. Başka kimler var? Bunları saydınız. Yani Aydınlılar, Öztürklüler, Gündoğanlar, Aydoğanlar, siz Kayasınız. Kaldı üç tane. Diğerleri? Şeferliler var. Şeferliler kim? Şeferliler de o Hancıgiller. Peki Yeniköy'de Şeferliler Şahvelioğulları diye. Şahvelioğulları. Şahin taşlar var bizde ama ondan soy ismi ne o Şeferlilerinki? Bakar. Bakar. Onların acaba bir akrabalığı var mı Yeniköy'den Kırıltı'nınki? Onlar da Şeferliler deniyor. Bakar köyden onların şeyi çünkü var. Çünkü isim benzerliği önemli. Çok benziyor. Şeferli dediğin zaman hiçbir hısım akrabalığı duydunuz mu? O Şahvelioğullarından
Çakırgillerinden yeni köylerin akrabalığı ehli çok. Şeytan ne o Tekrem Mehmetlerden, Hamitlerden. Onların yok o başka. Hamitler Karalar. Ben soy isimden gidiyorum. Soy isim olarak da onlarla çok akrabalığı. Anladım. Şeferli dediğiniz kimler? Onlar nereden gelmiş? Şeferli dediğimizde şeyden gelme. Kürtünden. Kürtün. Evet, Haşut yani, Haşut dediğimiz. Evet. Başka bu altı oldu. İki kişi daha var. Sen Bakar dedin. Şeyler var, coşkunlar var. Coşkunlar kimler? Coşkunlar da şeyden, Sofugiller. Sofugiller. Onlar nereden gelmiş? Onlar da şeyden gelme, Kurasan'dan. Coşkunlar var. Asas onların asas geleni Pamukbaş. 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 En evveli gelen, onların en ileri gelenlerine hem de ilgin bir adammış o. Pamukbaş dedikleri. O da oradan gelmiş. Onlar da oraya bulmuşlar. Karşı Bakarlar kim mesela? Bir de o kaldı. Bakar. Bakarlar, Şeferler işte. Dedik ki Bakarlar. Bakarlar, Şeferler. Başka kaldı mı? Şey var. Balovagil. Balovagil. Balılar var. Balovagil saydık ya. Bal. Saymadık. Baloğulları. Halen bal işte. Onu saymadık. Diye Sofoğulları saydık. Baloğulları. Onlar nereden gelmişler? Onların da bir kısmı yine bu Kürt'ün tarafından gelmiş bunların. Peki bunlar rivayetler. Biz size dönelim. Herkes kendi soyunu, sülalesini biliyor. Pirdal geldi dediniz. İlk önce bizim büyük dedemiz, dedemizin dedesi dediniz. Siz kendinizin bir mezarlığı, bir yeriniz, yurdunuz, kendinizin bir töresi, geleneğe, göreneğe var mı? Siz bir mahallede bir yerdesiniz. Herkes de kendi mahallesini kurmuş köyde. Öyle öyle yerleşmişler. Zamanında bir mezarlıktan bahsettiniz. Bir mezarlık ayrı mıymış insanların mezarlıkları, sülalelerin? Ya öyle mezarlarda ayrı bir şey yok der. Şimdi bu köye geldikleri zaman ilk gün şeye koymuşlar mezarlıkları. O Hasan Davuş'un olduğu yere başlamışlar. Orada. Yani ayrı ayrı yok. Yani ilk gün oraya koymuşlar. Ayrı ayrı yok. Gömmemişler ilk yani. İlk gün oraya koymuşlar. Sonra o tarla, İbrahim Şık'ın mezarlığını bilirsin. Evet. O tarla onun, o mezarlığın aşağı yukarı, yarıdan yukarısı onun. Yarıdan yukarısı. Hasan Derviş'ten tarafı bir taraf var, alt gerisi köyün, gerisi onun. İşte boya ta ona yaraşmış şimdi, koyduğu yere. Orası da şimdi bu çocukları da, o geldi zamanında, Bermem evlerinde de yine koyuydu herkes. Geldi koyuydu, şey de bitti. Oğulları kalktı, o pazardan aşağı tel çektiler. Oradan ağaçın yukarı geçmeye, az bir yer kaldı oradan. Evet, bunlar böyle. Şimdi gelelim sizin dedenize geleceğiz. Evet, şimdi dedenizi tanıdınız mı? Dedenizi, kendi dedenizi. Yok canım, dedem nerede? Dedem, babam 2 yaşındaymış. Baba söylendi, ana söylendi, yetim büyümüş. Evet. Ne baba yüzü görmüş, ne ana yüzü görmüş. Babanız öyle yetişmiş. Babam öyle görmüş. Ne? Babamı şey büyütmüş, ha bu tavanı salife diyerek ya. Ya burada Kemal Hoca var. Evet. Onun büyük anası, hava diyerek. 9 bacıymış, biri de şeyde Yeniköy'de, Kabak geldi. Onların. 9 bacının biri kabak gidermiş, gerisi bizim köydeymiş. Onların o hava büyütmüş onu, babamı. 2 yaşında yanılmış, aşağı yukarı seferberliğe gidene kadar o büyütmüş. Peki, babanızdan bahsedelim. Babanız nasıl bir insandı, anneniz? Babamı sorarsan, babam bizim köyde en birinci ustaydı. Her ustalıkta yani, marangoz olsun, böyle araba yapmada, sabun yapmada, nal battıkta, taş ustasında yani ondan fazla bir usta yoktu hiç o zamanlara. Çok iyi ustaydı. Bu demir yollarında çalıştı mıydı? En fazla o köprülerde o orta taşların birçok mühimmiş, hep o kormuş şey taşını. Çok çalışmış o. Babam bir güz günü, güzüydü güz, Ağustos'un sonuydu.
Mısırları o zaman çok ekildiler ya. Mısırı ektikleri zaman tarlayı pişmişler. Biçtiler, ya biliyorum, getirdik. O bizim evin alt tarafına. Bu bahçe de o zaman öyle bahçe marçe azdı. Burada tarla büyük bir hevlek. Oraya diyor 5-6 tane habunun büyüklüğünde şey yıkıdılar. Darı yığını. Onu teker 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 böyle soyuyorsun. Ondan sonra sapını gene oraya yığıyorsun. Tarla o göbeçerin tarlanın bir tanesi. Biri bir sene bir ekliydi, bir sene bir ek. Bunlar tarla biçildikten sonra süvariler ekiler, güz ekini. Hasan Çavuş'undan babam gitmiş sulamaya, tarlaya gitmiş, hatta suyu bağlamışlar. İşte akşam olmuş, akşamına ateş yakıyor o zaman, ateş yanmış. Demiş Hasan, demiş, sen burada yat, yorgan yatak var, ateşte yani. O zaman beylakla koyuyor ya, kertte tek tek ya, nerede olsa yat. Ben de demiş şeye gideyim, o köyün içine, bostanların içinden yol geçiyor ya, oradan harp geçiyor. Oraya demiş gideyim de demiş, bostancılar gece demiş hani suları kesiler, her biri bir bostana bağlı. Bostancılar çekilsin de demiş, suyu toplayayım da geleyim. O gitmiş de orada tarlada üstün, suyun üstünde yatarken bostancı çekilmiş, mekilmiş, uyumuş orada. Güz günü. Biraz da soğuk kravat yani o zamanlar da. O zamanlar. Bu üşümüş. Hem de iyi üşümüş. Kalkmış ki uyuşmuş, iyice uyuşmuş. Neyse kalkıyor aşağı iniyor tarlaya. Hasan diyor, ben biraz üşüdüm, yorganın altına gireyim. Sen işte gece fener var, şeyleri değiştir. Kavarları değiştir. Sabahına kalkıyor ki, tamam bey, tamamen üşümüş artık. Geldiler eve. Ben de erkenim canım o zamanlar. Bir gün iyi olurum, yarın iyi olurum, öbür gün iyi olurum. Bunlar da bu arada kemaktan bir iş çıkmış, bir iş varmış. Bilmiyorum kim aldıysa, müteahhitin bir hesap. Bizim köyden de. 25 kişi gittiler. 25 kişi mi, 30 kişi mi? Yüzüm, yüzüm. Bunların en üstünde de en yaşlısı babam. Dedi, siz gidin. Ben dedi, birkaç gün sonra iyileşir de gelirim. Onlar gittiler, bu böğün ayı olacağım, yarın ayı olacağım, öbür gün olacağım, ama gittikçe düşmeye başladı. Bunu rahmetli Karabay'ı tanımasın sen, Karabay'ı çağırdılar. Zaten o zamanlar bir tek onun atı vardı, başka kimse yoktu. Atı çağırdılar, atın bir tarafına Karabey yük, kendi yükünü yükledi. Bir tarafına da habunun gibi bir şey yaptılar tahtadan. Bir yarım sandık gibi bir şey yaptılar. Hiç unutmuyorum. Onu bir tarafına bindirdiler. Yatar şeklinde böyle, yatar şeklinde. Bir oturmuyor da yatar şeklinde bir tarafına. Bir tarafına da yüklü yüklediler. Karabey Erzincan'a götürdüler. Atınan Erzincan'a gitti. Atınan Erzincan'a götürdü. O zaman para hiç unutmuyorum, 6 lira. Altın götürüp getirmez. Ne oraya götürdü, burada iki gün mü, üç gün mü kaldı, bir şeyini bulamamışlar. Geri geldi. Yine yatıyor ama böyle ayakta, mayakta yatıyor ama şeyi yok. Yani böyle geri gidiyor. Şeye Çağman Usta bir doktor vardı. Böyle normal tahsilli doktor değil ama iyi doktor ama. Çok bilgisi var. Onu getirdiler. O da baktı, baktı. O da bir şey karar veremedi. Bundan sonra yine Karabey'i kiraladılar. Çağırdılar. Giresun'a. Başka evde doktor yok. Giresun'da da bu Dıldır'ın ailesi dediğimiz o aptallardan, bunların soyundan. Dıdan ailesi dediler, o bacanağı onun, babamın bacanağı. Giresun'da iki ev var, bir o var, bir de Çir İsmail'in oğlu diyorlar. Ha o Çavuş'un şeyi vardı ya,
Çavuşoğlu değildiler ya şeyde. Sen tanımazsın bir tanrı da. Kayacık'ta onların arşındaki abi o şey var ya, Doktor Murat var ya. Evet, biliyorum. Onun dedesi. Anlat. İki ev var, daha kimse yok. Babamı götürdüler, şey evden aldılar. Aynı dediğim gibi, yine mapa yaptılar. O bize göl var ya bizim Pağar'ın altında, bir taş var orada hemen, kabilece bir taş var. O taşın yanına kadar böyle koluna girdi, götürdüler oraya. Bir de ufak hafif hafif karatı böyle. Bak birinci ayın bilmem kaçıydı, hiç unutmuyorum ben bile. Karatı. Ama az böyle sıcakta, karalık. Bunu atın üstüne ona bindirdiler, o mafya bindirdiler, gittiler. Gitti Giresun'a işte 4 günde gideyim. At aşağı yukarı. Kolay değil ki. 4 günde, 3 günde, 4 gün anca gidiliyor. Ayrı belden gidiliyor. Bunu götürdüler işte orada yattı. 3 ay yattı. Yatakta. 3 ay yattı. 3 ayda 3 defa su aldılar bu gövdesinden. 65 kilo su. Gövdesine şırıngayla çekiler. Beli inceli şey gibi oluyor. 3-4 gün sonra yine o domuruk gibi. 1938 Mart ayının 14. günüydü. Gitmiş. Ha bu İsmail Şıngar bizim elmas var ya. Evet. O bizim en küçüğümüz, o da 3 aylık daha orada. Orada doğdu. 3 aylık. Anamına kaldı artık orada, bacana durdu ya artık yaza kadar kaldılar orada. Yaşadım var da iyiydi. Ondan sonra da yolları açılıyor. Biz büyürük, ana haber geliyor arada sırada giden gelen an yani oradan bazı kere. İşte aha gelecek, iyi oldu, falan oldu, filan oldu. Dediler ki, babanlar geliymiş dediler. Artık hep sevinir. 3 ay geçtirden kimse görmedi, giden de yok, gelen de yok. Gele 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 oradan çıkmışlar, gelmişler Alıcar. Alıcar'dan bir at kiralamışlar. O Fındıklı Belin'e orada hemen döndü müydü bir köy var, orada yatmışlar, gelmişler. Akşam olmuş, orada kalmış. Oradan çıkarlar. Sabahla artık oradan çıkmış. Haber geldi ki babayın ananlar geliymiş. Sabahına kalktı herkes. Hiç kimse ses etmiyor. Kalkan yola düştü. Kana doğru. O tarafa gidiyorlar. O öğüne gidiyormuşlar. Bizde kimse haber vermiyor. Babam mı yok zaten. Anam da ne olacak? Çocuk var. Biraz da şeyli, kederli, onun öğüne gidiyorlar, getirmeye. Bizim haberimiz yok. Ben de şeydeyim, okulda Gümüşhaneli bir öğretmen vardı, ilk öğretmen Ali Rıza Atabey dediler ama şimdi öyle öğretmenle gelsin. Dedi ki sen eve git dedi. Yani, onun haber varmış benden değil mi? Sen dedi eve git. Okulun arasında, sınıfın arasında neye gittiydin ben ne bileyim, sen de eve git. Gittim kapıya ki sağda solda birkaç tane karı şurada burada var ama herkesin yüzü bir acayip gene bir şey. Çocuk da olsam gene çok anlıyorsun. Abrahmetli Karın Ağrısı'nın Nişsarlı var ya, Nişsarlı da hiç durmadan ağlıyor. Bizim kapıda, eski kapıda o abisine ev yaptı ya. Ha onun orada bir hayat var orada. Dede ananlar geliyor, dedem ananlara geliyor. Ama şeyine kimse bir şey anlayamıyorum ki erkek. Dedi de durgun yine. Aha dediler kandan çıktılar. Kanı kırandan çıktılar. Çıktılar artık buradan da gider. Nereye ipi var? İpi adam var.
Gele gele geldi şeye. Kösegül'üne oraya geldi. Bu mezarlar beri geçtiler. Oraya geldi. Biz de beriden... Evet. Biz demiş buraya geleli 300 sene olmuş. Ya olur mu, olur mu demişler ki bunlar. Acıkmışlar. Bir tanesine demişler ki sen kalk şeye git. Şehire git. Bize yiyecek mi yiyecek getir. Kalkıyor adam yine yaşa. Dediğim yerine şehrin arası 4 saat. En iyi bu, o zaman parasını götürmüş adam. Para deyip çok kıymetliymiş o zaman parası. Berke fırına gidiyor, öteki fırına gidiyor. Parayı kimse bozamıyor. Parayı gücü yetmiyor adamın. Ben bir ekmeği vereyim ama parayı bozamam. Neyse bir yere bir şeyler alayım, parayı ucuz pahalı vereyim, bir tanesi alayım. Bu geri dönüyor, şimdi ağızdan ağza, ağızdan ağza. Ya buraya bir adam geldi, işte falan yerde mağarada yatmışlar, değil bilmem ne kadar kalmışlar. Şu kadar kalmışlar, bu kadar kimseyi tanımıyor, bu zaman nasıl oluyor? Bu halk bundan peşine düşmüş. Adama demişler, nereye gitti? Ya bu tarafa gitti demiş. Düşüyle buna ki, ile bu adamı biz gidelim bulak bakalım. Gide adam mağaraya yanaşan da geri dönüyor ki bir kalabalık geliyor. Demiş, yine ördümün demiş ki iyi kurban oldum Allah demiş. Bizi bu adamlara demiş bizi göstermem bir daha. Bizi birbirine karşılaştırma. Mağaraya giriyor, o gidiş gidiyor. Daha da yok işte, o kadar kalmış. Oraya denk geldiniz. Peki bu yolculuk devam etti mi iş bulma şeylere? Ya, o oradan, bundan sonra geldi. Bak, oradan geldik. Oradan daha bir de iş bulamadık. Yaptığımız o. Oradan çıktık, geldik şeye, Sivas'a. Oradan geliyor. Buraya geleceğiz. Karda yağmadı mı? Tam kışın böyle son şey yağma günleri. Yine Mahmud Ras geldi burada. Mahmud Hafik'te bir iş almış. Hafik'in girişinde bir köprü şey ırmak var. Irmağın kenarında set yapıyor kabile. Kasım ayında orada iş yapılır mı? Neyse çadır madır burada. O Mavruti çadırlardan 3-4 tane çadırı var. O almışlar burada. Burada yatırıyor. Yakın zaten gidip bir şeyler alıp geliyor ki. 8 gün çalıştık. Burada sabahla kalktık ki 30 santim kar var. Kalktık. Mahmut da geldi. Mahmut dedi ben ne yapayım? Yapılacak bir iş yok. Neyse aldık verdik işte. Ne çalıştığımızı yediğimiz çalıştığımızı karşılamadı yani. Öyle gitti. Burada ne yapalım biz şey yapalım. Buradan şeye inek, Tokada, Karadeniz tarafına gideceğiz. Buraya da gelmedik bu tarafa. Tokada indik, Tokada zaten iş olmaz. Dedik şeye gidelim buradan, Ünye'ye. Ünye'de çalışıyor, Ünye'de kışın iş olur. O Niksar'dan yukarı Akkuş denen yerden Çam içi diye, oradan Akkuş'tan gittik şeye, Ünye. Oradan bir yola doğru giderken, bu Çam içi denen yerde bir üstü açık bir araba geldi, kamyon. Otobüsün zaten eseri yok o zaman, kamyon. Kamyona bindik, aldı bizi adam. Üstünde çadır yok, açık araba. O tek biraz deneyim yere kadar gittik ama nasıl? Üstünde bir hayli oradan çıktık, oraya gidene kadar yağdı. O tekbir ettiğim yere kadar giden, Ünye 12 saat orası. Yağdı. Evet üstümüzde hiç desenek bir şey kalmadı. Islandık. İşte akşam üzeriydi, öyle geçtiydi, gittik oraya. İndik. Ufacık bir nahiye orası zaten. Ben ufak bir nahiye. Üşüdük, acıdık. Islandık. Buradan bir dedik ya buradan bir fırına gidelim de bir iki sıcak mıcak bir ağzımıza bir şey alalım.
Bir fırıncıya girdik. Oralar hep Kürcü. Dedik bize bir ekmek mekmek ver de burada bir şey yapalım. Adam halımızı gördü bizim. Ya dedi ha bu siz dedi iyice şey yapmışız dedi. Yağış, aç, susuz. Ha fırının üstüne çıkın dedi siz. Fırının üstünde bir boşluk var, bir oda gibi bir yer var. Yanından yukarı çıkıyor. Çıktı buraya, neyse Allah ne verdiyse aldıysa yedik. Orada bir ısındık ya, sıcak. Herkes bayılmış. Uyumuşuk. Hey garibanlık, hey gurbet. Uyumuşuk. Şimdi kalktı yukarıya, akşam oldu. Akşamın oldu. Yine bir yerde yatacaksın, kahvede kanda. Adam da iyi adammış, Yusuf. Yusuf Diler ismini hiç unutmuyorum. Dedi ki burada, dedi aynı olduğunuz yerde yatın dedi. Fırının üstünde. Bir yere gitme dedi. Burada yatın. Vay be, Allah razı olsun diyeceksiniz. Neyse burada yattık, sabahına kalktık. Yine üçer köylere iş bakmaya gideceğiz. Sabahına kalktık dedi ki adam, bu fırın yapılacak dedi. O adam. Ha bu fırını dedi yeniden yaptıracağım dedi. Yapar mısınız? Zaten Aslan Çavuş'un Ali Çavuş tam fırın ustası. Asas ustalar. Bunları yaptırırsa da hiç kimse yapamaz. Neyse pazarlık ettik. Altı biraz havuğun boyu kadar, havu kapının boyu kadar altın dört köşe duvar yapıyorlar. Üstü dolu, üstüne şey yapıyorlar. Fırın üstüne bağlayacaklar üstünden hani. Kürene içeri çekmeye ayakta. Onlar orada kaldılar fırınla. Kaldılar biz. Kamışkına bir yere gittik. Süleyman'la bizim azmet bir yere gitti. Kerim'in ya İsmail'i de var. Kerim'in babası. O da var. O küçük şeyin değildir hep tane. O da yanında bir de Kerim de yanında. Üçü. O da bizimle beraber de. O da bizim arkadaş oldu Adana'dan buraya. O da oradaydı. Ondan da Kerim İsmail'le de ben gittim. İşbamyana kar zarar hep ortak. O gittiğimiz gün hep iş, birer iş bulduk hepimiz. Birimiz burada, birimiz şurada, birimiz burada. Kerim İsmail'le de da orada Sultan Hüseyin'leri çalışmış bir ağabeyle. Zengin bir ağa var. Ağanın evini yapmış. O gitti görüşme. Bizimkiler dedi ki, İsmail Hem dedi, sen oğlanını al, sen dedi git o işe dedi. Biz karışmıyoruz. Sen iş de senin, para da senin. Oraya getirelim. Berkinler de biz ikişer kişi. 40 gün çalıştık, damla düşmedi. 40 gün. 40 gün. Şansınız yaver gitti diyelim. Aynı habeyle. Maşallah. 40 gün sonra baktık. Artık dağda kaçtı. Döndük geldik köy şeye. Girasun'a. He. Girasun'da babam orada ya. Dediler ki gelmiş gelen gelin şey yapalım diye. Babamın üstünü yapak da ondan sonra gidelim. Evet. Babam bu cinamet denen bir mazerlik var dedi. Girasun'dan dışarıda bulacak tarafında. Oradaydı. Üç mazerlik vardı. Bir tanesi Kasım'ın oğlu değiller, bir tanesi ustanın İsmail'i değiller. De Rusya'dan oraya gelmiş. Köyden gitmişti, orada kalmış. Orada bir otelde yattık. Yakın bir otelde. Otelci bize kazma verdi, kürek verdi. Çiman tımatı aldık. Orada yakın. Gittik yaptık. Neyse bir gün mü, iki gün mü çalıştık. Üstünü yaptık. Gittik köye. Kar var. Oradan çıktık, köye gelirik, şeye kadar geldik. Kümbeti geçtik, uzun dereliyle oraya kadar geldik. Oraya gelmeden Dereli'ye geldik. Dereli'de Kerim İsmail'e dedi ki, gelin dedi uçaklar. Şeye dedi, telefon edelim dedi. Tam deresine, Karakola. Yol dedi, açık mı, açık değil mi dedi. Ona göre gidelim. Bu ne kış hem de fırtına, iyi fırtına.
Dediler uzun derya kadar iyi dediler. Oradan ötesini bilmiyoruz. Neyse çıktık gittik. Şeye geldik. O iki suyu geçtik. Bilmiyorum buradan sen geç gittin mi? Tam dereden aşağıda iki su diler. Oraya geldik. Yol kesildi. Yol yok. Yol hiç görünmüyor. Şuradan buradan giderken orada bir yer varmış. O Kerim İsmail'i biliyormuş orayı. Ya bu Karagöl tarafından bir şey, büyük dağdan aşağı bir yer, böyle bir yer geliyor. Burada dedi, çığ yatağı. Burada dedi hepimiz bir geçmeyecek. 17-18 kişi var. O Alıcara'dan da biriktiler Sadat'a yolda. Oraya gelen de dediler buradan hep birimiz geçmeyecek. Burada çığ yatağı. İkişer üçer geçse de kimse ses çıkartmasın. Oraya geldik ki Ayhan dağdan aşağı bir çığ gelmiş oraya yanaştık bilmiyorum göğünü. Öyle dağ ormanı sürmüş ki nasıl? Ne çam bırakmış ne yol bırakmış. Belki 50 metre 100 metre genişliğinde böyle almış gitmiş. Çığ buradan gelmiş de bir de böyle yukarı gitmiş. Ağaçlar var. Evet. Şimdi bu şekilde yani gurbete çıkmanız, devam etmesi bu böyle kaç yaşına kadar gurbete çıktınız siz? Gurbete tam 26 yaşında başladım. Kaç yıl devam etti? Ondan bu zamana kadar devam etti. Hüseyin amca gurbet yaşamına 26 yaşında başladım dediniz. İlk baştan da sizde de bir ustalık emaresi vardı. Anladığım kadarıyla işleri güzel yürütüyordunuz. Almanya'ya kadar daha ne kadar çalıştınız? Kaç yaşında Almanya'ya gittiniz? Almanya 43 yaşında askere gittim. 43 yaşında mı 43 yılında mı? 43 yaşında. 43 yaşında gittim. Niye böyle geç gittiniz? Ya 1943. 1943'te gittiniz ha? Evet, hani kaç 24 doğum, 25 yaşında, 20 yaşında gittim. Tamam. Almanya'ya ne zaman gittiniz? Almanya'ya 67'de gittim. 67'nin sonunda. 67'ye kadar. Daha başka nerelere gittiniz? Hangi vilayetlere gittiniz? Türkiye'de. Ya, bu doğu tarafa gitmedim. Bu Karadeniz tarafına, bu İç Anadolu tarafına, Ankara taraflarına. Çok işledi buralara. Peki en çok hangi sorunlar vardı? Yani gurbette sıkıntılarınız neydi gurbetçilerin oraya gittiği ya, zaman? Gurbetçilerin sıkıntıları zaten iş bulunmuyor ki. Zor mu bulunuyordu? Zor çok mu geziyordunuz? İş bulmak için zor mu? Yok, çok mu gezdiniz? Yok, yani kim yaptı? İşte yaptıran yok. İş yaptıran yok. Para yok. Bir yere gidin iş yaptıracak parası yok. Dolanıyorsun, 10 köye dolanıyorsun, bir köyde bir iş buluyorsun, 3-5 günlük iş. Ya adamı dediğine yapacaksın ya sen dedi gel, öyle normal bir şeyine yok. Hani 5 kuruş alayım diye, yok başka yok. Sigorta yok. İstediğin gibi çalışacak adam. O adamı ikna olursa, sen ikna olursan işte neyse, o arada çalışacaksın, başka bir şey yok. Peki siz ustalığı kimden öğrendiniz? Ben ustalığı işte ilkin şeye gittim ben, en ilkin ustalığı benim kaynata var, abi Hüsamet'in babasıydı abi, garip dediler. O bir de onun ötekiler satan masın Hamza dediler, bir de Çırağ Mustafa'sı dediler, onun da tanımasın, bir de Şavgu'nu da tanımasın. Bunlar 4 kişi Karahisar'ın bir köyünde bir iş almışlar. Cami. Bunlar dördü almışlar, dördünün içinde bir tek birinin ustalığı var. Ustalar ama bir tanesi usta, Hamza dediğim usta. Çok usta ama, iyi usta, dağış usta da marangoz usta da. Sizin köyün ne kadar ambar varsa o yaptı. Ne kadar ambar varsa. Güzün başlıydı, yazın ambarı bitiriydi. 3 ayda, 5 ayda. Gelme yok. Çok ağır çalışıyordu, temiz çalışıyordu. O aradı. Onlar almış gitmişler, geldiler bir gün. Ben de köydeydim, bir yerden geldim de.
Dede çalışırsan bizimle gidelim de çalışalım. Daha hiç dışarı gitmedim. Bir daha bu rahmetli şey vardı, bu üç kumallar ile Yusuf vardı bir tane, onunla beraber. O da daha şey, ben memsalım. Gittik. Şimdi buna pazarlık etmişler 200 liraya, koca cami, o zaman parasıyla. Bizim paramızla köylü verecek. 2 lira yemeyemiz. Evet. Çalıştık. Çalıştık, malıştık. Şimdi cami arada sırada şey yapıyoruz, onlara bir hizmet ediyoruz. Harcı veriyor, marcı veriyor. Arada da duvara gidip ikimiz karşı karşıya duvar yapıyoruz, bu Yusuf'la beraber. Ötekiler ayrı yapıyor. Ama üçü de usta da ustalıklar iş değil. Fazla ustalıkları yok. Yaptık, çattık, bitirdik. Oradan geldik. Dedik şeye gidelim. Bu işte şey zaman neydi, az şeye gel. O gün bu sene geçtiyle ya geldi bize çocuk biraz zaten tarla yok, arazi yok, şey yok. Çocuklara dedim şey yapın. Bu sene mala gidek dedim, köy malını yayın. Ben dedim işte kıyıda kulakta biraz toplayın da ot zamanı dedim gelirim bir iki çalışayım. Gittim geldim. O güze kadar çalıştık. Güz oldu, 12 ay mıydı ne? Ben dedim şeye gideyim, Ankara'ya, bu Almanya çıktı ya, yazılıylar. Ankara'ya geldik şeyle beraber, o rahmetli, sen onu tanımasın, Dur Baba'nın oğlu vardı. Tanımazsın. Sizin Dur Baba'nın. Evet. Onun oğlunun adı neydi? Kemal var Dur he? Baba. He? Yok. Yok, adı neydi ya? Onunla beraber Ankara'ya geldik. O da bir şeye yazılıyor. İş bulma kurumuna geldik. Ankara'ya geldik. Ankara'da bu bizim rahmetli Kayış, şeyin eski muhtar, şimdiki muhtarın amcası oluyordu. Onunla beraber bir de bu Uşangil'e durmuşu değiller. Yukarıki mahalleden. O da Ankara'da. İkisi Ankara'da sadece ikisi çalışıyor. Kimse yok. Köy, ev, mev yok o zamanlar. Şey dedi ki, o Hüseyin vardı, Molla'yı, Habunlar'ın amcaları. Gel, o da askerden yeni gelmiş, gel dedi, senden şeye gidelim, Ankara'ya gidelim. Ankara bizim o Durmuş'un misafiri ya, dedi iş buluruz. Paldır küldür işte bir kamyona bindik şeyden, Suşehir'inden miydi ne, indik oraya, gece indik. Gece indik, bir yere gidemiyorsun, bir yeri tanımıyorsun, karanlık. Dolandık, mollandık, zaman geçti, bir yere gittik. Gece karanlıkta dedik, ha burada bir yerde kalak da sabahına ışır, bir şey yaparak. Sabahına kalktık, baktık ki caminin avlusu, caminin avlusuymuş. Cam orada yatmış, bir kapı açıldı, oraya girdik, yattık. Caminin avlusuna kimse kalkmadan baktık, caminin kapısına kalktık, buradan yola düştük. Çarşının içerisine gittik, ara mara iş yok, şuraya gittik, buraya gittik. Bizim köyler orada bir Topalı denen bir köy var. Çok çalışmışlar. Oraya kafamıza takıldı onunla beraber. İlerisi çok artık derine gidiyor de. Dolanı fırlanı oraya geldik. Topalı'ya geldik gece. Gece gelmedik, akşamına bir köye uğradık. Köyden köye gelirik. Akşam oldu, akşam üstü işte güneş de yeni yağıştı, ilkinde geçtiydi, epey geçti. Bir köye uğradık, köyün kenarında bir adamı rast geldi, dedik böyle böyle. Bize dedik bir kayfaltı ver de biz dedik yola gideceğiz. Nereye gidecek dedik, Topalı'ya gideceğiz. Adam biraz düşündü, yemek getirdi, yedik, biraz böyle düşündü. Ben size dedim bir şey söyleyeyim, gitme dedi. Bir köy, ileride köy görünüyor. Orada da görünüyor ama burası dedi bir hırsız arazidir dedi. Burası dedi, giderse tükenmez dedi. Burası dedi.
karanlığa kalırsınız, yolu çıkaramazsınız, gidemezsiniz dedi. Kalın burada dedi, misafirim olun, ya sabaha gidelim. Biz dedik ille gidelim. Yani ileri yol almaya gidelim. Neyse kalktık gittik. Git ulan git. Yol bitmiyor. Karanlık oldu, karanlık ama zifi karanlık. Çaremiz kesildi dedi ya burada bir yerde. Nere olursa olsun artık köy. Bir arazinin içerisinde ne olduğunu bilmiyorum. Bir yolun kenarına indik böyle o kenar var topuzlu. Oraya bir yere işte bir yorganımız var sırtımız aldı buraya yattık. Gece yarı oldu. Yarıyı geçti. Yol haberi yüksek biz alçakta yoldan geçen belli oluyor böyle gölge. Baktı bir tıkırtı geldi. Tıkır neyse. Ben de dedim kalk hele dedim uyumayan dedi. Ben mi dedim kalk hele dedim. Ha buradan dedim bir tıkırtı geçti bir adam geçti. Burada bir ses geliyor dur bakalım. Kalktık hemen toplandık. Adam bizi bir ile geçti. Bir çift tosun önünde bir de tay var. Bir yaşında mı ne bir tay elinde. Adam gitti biz gittik adam gitti biz gittik. Adamla kavuştuk. Selam abi. Dedi ya siz bu akşam nereden geldin, nereye gidiyorsunuz daha şimdi? Yani ilerisini söylemedik ya. Dedik işte bir yoluna geliyorduk, akşama kaldık, nereye gideceğimizi bilmedik. Yoluna devam ediyorduk. Dedi benimle gelin dedi. Gittik, epey gittik neyse. Bir saat mi gittik, yarım saat mi gittik? Benim gidip köyüm buradan 15 kilometre. Gidip benimden dedi köye çıkak. Köyde yatarsınız, misafirim olursunuz, yarın sabahına yine buraya inersiniz dedi. O gideceğimiz köye de 1,5-2 saat var, topar dedi köye. Dedik ya sen git bir daha oraya çıkmayak, bir daha geri gelmek. Dedik buralarda, dedi ha bu ileride dedi, biraz ileri gidin dedi, yolda dedi, bir şey var dedi, kahve var dedi. Arazinin ortasında bir teke, orada adam... İşte sağdan soldan yoldan köyden gelenler işte çay may veriyor, bir ekmek parası. Hasir satıyor, o cil hasirleri var ya, onlar diye dağ gibi yiyorlar, onları satıyor. Gitti ki adama, adam da değil zaman geçti, gece diye saat, epeye geldi. Evine gidiyormuş, kapıya oraya gittik. Toplanmış adam kapının önünde. Yetmesek işte yine burada bir yerde kalacağız da dedik adama biz burada kalamıyoruz dedi kalın dedi. Ya dedik biz bize dedik yemek hiçbir şey var mı dedik yemek içmek ekmek bakkal makkal dedi. Ha bura dedi çay adamıydı dedi Allah rahmet eylesin. Aha çay ocağı dedi. Ha bu var bu var bu var dedi çayı kaynadın için. Sabahına da kalkın dedi, anahtarı dedi, ha buraya koyun gidin. Tanımadığı bir insana bunu yapıyor. Bir insan. Bir insanlık. Yatmak istiyse dedi içeride yatın, isterse dedi ha burada hasirler var, hasirleri serinin üstünde yatın dedi. Bıraktı geçti gitti. Sabahına kalktık dediği gibi. Köye gittik. Bir yağmur başladı mı? İş bakacak köyün içerisinde. Neyse bir köy odasına dediler. Bir tanesi dedi köy odasına gidin oturun dedi. Oraya gittik dedi köyün yaşlıları dolmuş. Her biri bir kafadan konuşuyor. Senin derdinden kimsenin haberi yok. Biraz hava durdu dedi çıkartmağı da köyün içine doğru gidelim. Bir iş bak. Dışarı çıktık. Bir tanesine sorduk, dedi ki ha burada dedi, Ürgüplü İsmail'in dedi bir işi var dedi, adam ustarı. Nerede? Falan yerde dedi, köy ya, dedi, bakkalı var dedi, tarif etti, gidin dedi. Gittik, selam aleyküm selam. Dedi ki İsmail ağa senin bir işin varmış. Hemen kapıyı çekti, dedi gelin peşime. Güz günü de üzümleri çıkma zamanı. Geldik, şimdi temel açılmış, birazını böyle habranın boyunda yapmışlar duvarı, biraz daha açık, biraz daha yüksek, böyle engemeli bir duvar.
Dedi ha buraya başlayan dedi. Ya dedik buranın ustası var dedik. Dedi siz daha buraya başlayan dedi. Ben ustamı ustaları kovdum dedi ben burada. Neye kovduğunu bilmiyorum artık. Ne bileyim kovdum dedi. Şimdi adam öyle dedi biz bir de bir amele tuttu. Verdi yanımıza. Ha bunlara dedi çamur yapacak. Bu harç yok ya. Ha bunlara dedi yardım etti. İşe başladık. Akşam üzerine kadar çalıştık. Adam bile akşam üzeri bir geldi dolandı gitti. Hiç ses etmedi. Ama o dediğim yerleri hep düzelttik. Bir seviyeye getirdik. Yattık akşamına Allah razı olsun. Adam bize güzel baktı. Bize bir çadırdan bir kilimden bir çadır yaptı. Altına döşek serdi. Orada kalıyoruz. Yaptık. Beğendi adam. Şimdi ha bu dımışka kemeri değiller böyle bütün kemerler var. Düz kemer, bütün taş. Kemeri biliyorum ismini işittim de nasıl yapılacağını bilmiyorum şimdi. Yalan mı söyleyeyim sen? Bilmiyorum. Ama taşı, hümmet taşı dediler ama bu. Darana ve sabun gibi üstünden aşağı sıyır. Eylesi bir taş. Neyse bitirdik. Kemerleri de koyduk. Hüseyin'e dedim gel bak kafamızdan yapak dedim. Ya beğenir ya beğenmez. Biz beğendik. Adam da bizden çok daha beğendi. Hiç yapmadığım bir iş. Neyse onu bitirdik. Size dedi ben bir iş daha bulayım. Köyün içine doğru git dedi. Bize bir iş daha buldu. Dedi buna öğreneceksin. Onu da çalıştık. Oradan geldik dedi size bir yerde bir Temel Ağa'nın bir işi var dedi. Motoru var, direktörü var dedi, karacı yaptıracak. Onu da dedi size alayım. Geldik, adam yoğunmuş, motor almaya gitmiş dedi, akşamına gelir. Gittik, onu da aldık. Hiç iş bulmadığımız yerde epeyce bir para aldık yani, güz günü, epeyce bir para aldık. Hangi yıllardı, kaçıncı yıl? 1961'de miydi hele bir şeydi? 60'lı yıllar, evet. 61 yıllarındaydı. Peki amca, şimdi köye, şimdi daha çok sonbaharda gidilip kışı değerlendirmek için gidiyorlar. Siz ekin ektiniz mi? Yazın gelip reşberlikte yaptınız mı gurbetin ya, yanında? Ya gurbetin yanında zaten işte de zaten fazla bir şey yok da yapıyorduk yine neyse. Benim maaşını torlasan toplasan bir buçuk dönüm çıkmaz. Top yerimin hepsi. Yani bir tane şurada bir parça burada var burada. Topladığına bir buçuk dönüm çıkmaz. Yine onları ekiydik. Otluk ekiydik. Ekin olaraktan değil de. Peki. Dara ekiydik, otluk ekiydik. Zaten şey harmana, birinin altına gelmiyor zaten. Peki. Anladığım kadarıyla Kırıntı olsun, Yeniköy olsun. Bu gurbet baya baya gurbetmiş. İnsanların çoğu gidiyormuş. Yarıdan çoğu. Ya çoğu diye de köyde kimse kalmadı ki. %98'i gurbete gidiyor. Köyde gitmeyen orada benim bildiğim 3-4 kişi ya var ya yok. Yani bunun en büyük şeyi para sıkıntısı. Yani ekecek yer az, para ya yetmiyor. O yüzden bir ya şimdi, mecburiyet karşısında. Ya yoksa millet karşısında gidiyor. Şimdi yoksa niye gitsin? Gurbete gitse iş yok. Ya gurbete gidiyor bir ay çalışıyor, iki ay çalışıyor. Geriye düşünüyor. Ya bu ektiğini kim biçecek, kim toplayacak? Oraya geliyor, onu topluyor. Ondan sonra bir daha. Senede 3 defa gurbete gidecek. Bu daha çok Karadeniz'de, Ünye, Fas'a, oralara gidiyorlar. Şimdi bizim şeyin en çok Karadeniz'e gidiyorlar. Karadeniz çünkü kışın şeyi ya. Yakın o, biraz da yakın herhalde. Yakın olduğu için. Hem yakın hem de kışın müsait oldu. Her zaman çalışılıyor yani. Çoğunlukla iş bulunuyor muydu Karadeniz sahillerinde? Bunun dediğim gibi işte ya onu ikna edecek ya sen ya onu dediğine yapacak. Bulunuyordu, bulunmazdı değil. Peki yani alınan paralar tatmin ediyor muydu az ya sonra? Ya ne edecek onu ne yapacaksın işte ya. Şunu şeyle hesap et. En çok çalışsan yani o zamanın parasıyla 3 liraya 4 liraya getirirdin yemeği. 3 liraya 4 lira. Fazla yok. O zaman.
Bu zamana göre düşünürsek kaç liraya geliyor? 30-40 lira mı? 50 lira mı? 100 lira mı? Bu zaman hesap et işte. 4 liraya çalışsan öyle 2-0 koysan ne eder? 40 bin lira, 50 bin lira. 40 lira, 50 lira yani evet. Bugünün parası. Yani ne de olsa 3 aşağı 5 yukarı. Peki? Yani yemeğe Ayhan hesap ettiğin yok. Yani belli yemeğe duşuna çıkarıyorsun. Buna çıkıyorsun. Buna hesap yok. Ne aldın onu gözün görüyor. Peki insanlarla sizin uyumunuz iyiydi. Herkes böyle uyumlu çalışıyor muydu? Ya uyumlu çalışıyor. Yani şimdi bir sorun çıkmıyordu genelde. Ya şimdi köyden giderken onu ayarlıysın. Zaten biliyorsun köyden giderken abından hangisine yola gidilir, hangisine yola gidilir. O da var. Oraya gitti. Ya oraya gittiğin zaman o adamlar hani hoş görürler ki oran adam. Karadeniz'in adamı çok iyi. Daha hoşgörülü değil mi? Sizi işçi olarak benimsiyorlar. Çok iyi. Hiç iyiyle şey etmiyor. Hor görmüyorlar. Hor görmüyorlardı. Yok, benimsiyorlardı. Yok. Peki daha çok hanlarda mı, onların gösterdiği yerlerde mi yatıyordunuz? Yok onlarda şimdi evlerde yatıyorsun. Orada çalıştım. Herhalde yatıyorsun. Çalıştıran her bir kendisi yatıyor. Peki yeme içme olayı nasıl oluyordu? Hepsini kendine karşılıyor yemek içme. Yani devlet iş olmadıktan sonra. Köylerde ev işi oldu muydu, yemesi içmesi hep ona. En çok nerede çalıştınız siz? Ben en çok Giresun'da çalıştım. Giresun'a alıştınız. Peki bir gidince 3-4 ay mı kalıyordunuz kışın? İşin durumuna göre. Ben 64'te, 63'te, 64'te çalıştım. Bir köyde, iki köyde 8-12 tane çeşme yaptım tek yine. Çeşme? Deposuna bir de o suyun akan yerine kurun numarını tek başıma. Peki Kırıntı'da olsun, Yeniköy'de olsun böyle bir gelenek var. Bu ta eskiden gelen bir şey değil bence. Çünkü bizler göçebe geldiğimize göre buna önce olanlar mı oldu acaba? Yani ya bu ustalık bizde bir sanat değil. Orası iyiyle var şimdi. Sen şimdi kalktın ne gördün babandan? Onu talip edeyim. Sizin babanın... Başka görenek yok, onu görmüşsün ona gideyim. Onu yapıyorsun. Başka bir şeyi yap. Peki siz diyorsunuz ki ben şimdi değirmeni şu anda bu aşkına yaparım diyorsunuz. O kadar ki kafanız aldı. Biraz da bu zeka işi. Herkes usta olamıyor. Ya herkes usta olamaz herkes ya. Şimdi mesela ben desem ki ha bu masayı şimdi bir kordaş. Ha bu daşı dört köşe bir şey yapacaksın işte. Yapmanın marifeti var. Evet. Peki ona göre paralar değişiyordu. Asıl usta daha mı çoğalıyordu? O zamana kadar yine parasının değişmezdi değil. Amele başka, adacı daha fazla, usta başka, daha da fazla, usta başka, o değişir. Ama o köy kentlerde olduğu gibi değişmiyor. Zaten neyse 3-5 kuruş ortadan pay etsin. Ama devlet işine geldi mi der, buna göre para veriyor. Peki devlet işinde çalıştınız mı? Devlet işinde de çalıştım da az çalıştım. Demir yollarında mı? Yok. Karayollarında. Karayollarında. Peki Kırıntı köyde en varlıklı kişiler kimlerdi? Bunlar usta mıydı yoksa arazisi olan insanlar mıydı? Arazisi olanlardan. Paradan kimse şey değildi. Paradan yana olanlar orada bir iki kişi var. Bunlar da şey payçı. Evet. Biri çalışıyor birine biri. En yakın adam işte o da 5 kuruş 10 kuruş faiziyle o neyle. Parası fazla olan adam kimse yok. Ben el görmedim para. Ama araziden arazisi olan vardı. Nasıl vardı ayağın? Şimdi o zamanlarım mesela ben şeyle diyeyim. Bir tarla şimdi mesela ben de kendimizden hesap edeyim. Bir tarla oldu 6 tarla. 6'ya bölüye bölündü. Bölündü evet. O zaman çocuk çoluk azdı. Kardeş bir tane iki taneydi. Arazi tek ekiliydi. Yetiydi yani. Ama o zaman bizim zamanımıza gelende yetmiyor. Evet. Biraz da ben geleyim yanınıza öyle. Şimdi bu hatıra kalsın. Peki ben tabii herkes kendi şeyini merak ediyor ya ben dedemi çok merak ediyorum. Tabii ki büyük dedem Şükrü Badıloğulları. Deli Şükrü diyorlar ama herkes onun gibi olsa keşke. Siz onu tanıdınız değil mi? Tanıyorum canım, iyi tanıyorum. Nasıl bir insandı? Yani görünüşte yani çoğunca yani ben yani tek değil o zamanları
Bir de bir hani düğün müğün olursa gidelim. Yeniköy'e fazla gitmiyordunuz. Yok, fazla gitmiyordum. Çünkü orada farklı akvamız yoktur. Bizim köyle çok ilişkisel olan çok ama bizim yok. Gitmiyordum. Hele de bayramda, seyranda işte bazı kenarıyla ele çıkan için onu gidiyordum arada. Orada da görüyordum. O bizim köye çok geliydi. Bayramlarda geliydi, cemlerde geliydi. Her o şeyin, Abu Şahin'in Vahid. Vahid'in babası Kalender değiller ki Allah. Kalender. Vahid dayının babası Kalender. Kalender. Çok önemli bir adamdı. Bir dedem de çok bilgili, çok büyük bir adamdı. Çok bilgisi çoğaldı. Dedemin de? Dedenin de bilgisi çoğaldı, onun da bilgisi çoğaldı. Ama öyle imamıdı ki, hakiki imamıdı öyle. Onunla mı anlaşıyordu? Onunla çok anlaşıyordular. Onlar zaten, onlar o dediğim deden, dedesi, babası, bu Kalender, Molla, Kelmola diyorlar ya işte, Molla diyorlar, Kalender. Asas ismi İbrahim Uşleyla diyorlar. Ondan sonra bunun şeyin, onun emsalları vardı. Ruşam vardı, bu Kabanezi vardı, Şerif Hüseyin vardı, da o zamanlarda Karali vardı, hep Hamid'in, Hamid Onbaşı vardı. Onlar çok gelip gidiydiler. Peki gelince kendi sevdiği arkadaşları vardı, onlarla daha çok ya şimdi tek de geliydiler, hani böyle bayramlarda, seyranlarda hep bir geliydiler, camiden çıkıyordular, camiden çıktıktan sonra de herkes şimdiki gibi değil, şimdi bayramda kalkmak istiyorum da kalmış. Şimdi orada bayramda çıkan teklif ediyor arkadaşlar, buyurun bizim eve diyorsun. En yakın evler. İsterse yani. Bir kısmı Şıklı'ya geliydi. Bir kısmı Keçit tarafına gidiyor. Bir kısmı Balovi tarafı. Bu da neden? Hangi mesela daha iyi samimi arkadaş, daha yakınlıkları varsa o tarafa gidiyorlar. Orada işte akşama kadar kalıdılar, gidiler, içilerizler. Birer de giysin, ondan sonra ikinci defa da gelmez. Vakit geçirdi, dönüp gidiyorlar. Sohbet, muhabbet. Sohbet, muhabbet. Peki yakinen gördünüz mü yüz ifadesi olarak nasıl bir insandı? Dedemden uzun muydu Ahmet Sevci'den? Deden aynı Remzi'nin, Remzi bundan az uzun. Boyları yakın. Boyları, Remzi bundan az farklı. Daha şeyde böyle kabaydı. Kaba. Yapılı, daha omuzlu. Kaba yapılı ama yakışıklı öyle diyor. Böyle esmerdi, kara esmer bir şey. Esmer mi, kumral mı? Esmerdi, kara esmer. Esmer bir şey. Hafif sakalı var. Sakalı tam vardı, hafif değil, tam sakal vardı. Öyle mi? Bazısı az sakallı yok, diyor. Yok, ben gördüğümde tam sakal vardı bile. Sizin gördüğünüzde tam sakallıydı, Şükrü dede. Böyle tam sakallıydı aşağı yukarı. En kısa bir tutam vardı, en kısa böyle. Tutam. Nasıldı? Yüzü güleç miydi? Yüzü güleç idi. Kara esmer ama yüzü güleç idi. Böyle konuşaklı adam. Burnu birece daha tombuldu. Evet. Yani dini konularda bilgili. Dini konularda çok anlatıyordu ya. Onların anlattığını kim, ben nereden bileceğim şimdi? Birbirlerine anlatsa onlar bir araya geldi miydi onlar? Hatta konuşacağı onları. Çok anlatırdılar. Kimler vardı mesela Kırıntı'da onlarla onların denk geldi? Biraz onların önce söylediniz. Işte dediğim, Vahit dayının babası Kalender. Vahit'in Kalender. Babası vardı. Cicim Ali'de Sarı vardı. Sakal daha sonra mı? Sarı Sakal onlardan bir şey ama gün onlarla beraber yani. Elen doldurlar. Şey, Uruşan vardı. Peki Hüseyin Şık? Hüseyin Şık vardı. Hüseyin Şık nasıldı? Onu esas ya, merak ediyorum. Hüseyin Şık zaten öyle şimdi. Şu anda yani çok azdan az bulunur öyle bilgili adam, böyle dede. Çok bilgili diyorlar. Çok bilgili, çok. Hoşgörülü, yine o da güleç yüzlü, insanları çok, seviyor. Hem yüzü sağ bir nurdu ya, böyle kıpkırmızı sade nur ya. Ya öldüğü güne kadar. 75 yaşından da 76 yaşından da gitti. Siz onu iyi hatırlıyorsunuz. Elbette. Cemlerine girdiniz mi? Kaç kere gittim. Zaman cemler onun bir zamanlar şeyde oluyordu. Evler doluydu, evler büyüdü diye yıkılmadıydı, eski evler büyüdü diyen adamını alıyor. Şimdi o evler yapıldıktan sonra camide yaptılar bir zamanlara. Onlar camide yaptığını da bilir, Hüseyin Işık camide kaç kere yaptı. Hüseyin Işık'ın camide ama evde de yaptığını biliyorsun. Evde çok bilirim canım.
Ama şey geldi abi, biz önüşte en azından bir ay, bir buçuk ay, iki ay sürüydü köyde. Devam ediyor. Şimdi onlar kalktı gitti artık, kimse yok. Tabii. Biz geçelim oraya yine. Evet. Şimdi tabii Hüseyin Şık dediğimiz zaman köyümüzün, bölgemizin en meşhur dedesi. En ileri gelen bilginlerinden birisi. Peki mesela o cemleri aynı şekilde İbrahim Şık, İsmail Şık da, Kamil Şık da devam ettirdi mi? Siz kimlere hatırlıyorsunuz? Çünkü Almanya'ya gittiniz ama. Yok, şimdi o cemleri İbrahim Şık, tabi onun kadar değil ama aşağı yukarı çok idare etti, çok bak iyiydi. Onun bilgisi de hani ötekinin eski yazısı yoktu, şey, İbrahim Şık ama çok şeyi kuvvetliydi, yani çok bilgiliydi. Şimdi evet. Bazı kerem cemlerde konuşurdular. Rahmetli Gezzez'i tanıyor musun sen? Bizim köyde Gezzez'i. Tanımazsın sen. Bilmiyorum. Abi çoluğum istediler, onun babasıydı. Evet. Bu bir gün birdi, şimdi bunu camide yine şeydeydi, camide camdeydi. Çok anlatırdı böyle, çok mu çok. Hani bir şeyi 10 defa söylemezdi. Her şeyinde başka şeyler söylerdi. O rahmetli Gezzez dedi ki, ya dede sen bunları nereden öğrenirsin? Bunları da konuşmak mesele. Sonra millete gelen de, millet denem Allah'ın vergisinden mi artık, kendi şeyinden mi, ocağından mı? Yani sözü geçiydi. Dur dese duruydular, vur dese vuruydular. Ama şimdikiler öyle değil. Ondan sonra İsmail Şık o da iyi yapıyordu. Kamil Şık da yapıyordu ama İsmail Şık ondan daha iyi yapıyordu. Nasıl mesela sesi var İsmail Şık'ın? İsmail Şık'a arada saç çalıydı, pakkeyle şey çalmıyordu ama yine çalıydı, biraz işte idare ediyordu ama iyiydi. Konuşmaları mı? Konuşmaları güzeldi. Fikir vermeleri. Hem de şeyde biri içeriden, hem de çok içeriden. İşten, İmam Hüseyin'in aşkıyla yani her şeyi çok yapıyordu. Çok işli olarak da vurur. Onun bende kağıtları var şimdi. Evet. Yazılı kağıtları. Peki bu bayağı bu itikat devam ediyordu yani o zaman ya dedelere o zaman büyük abi, ilgi. Abi İbrahim Şık gidene kadar idare ediydi. Arada sırada ara birinden mi idare ediydi. İbrahim Şık gitti, bitti iş. Peki başka kimleri hatırlıyorsunuz? Küçük, gençken siz o zaman sizin kafanızda kalan böyle başarılı, bilgili, yani böyle Hüseyin Şık gibi, Vahit Dayır gibi, onlar gibi daha kimler vardı? İleri ya gelen, köyün ileri gelenleri. O zamanları... Onlardan sonra şey vardı, onlardan evveli, ben tanımıyorum onu. Asas onları yetiştirmişler. İzzet Çavuk diymişler, abi o şeylerin amcaları, Cemal'ların. Cemal Aydoğan Gil'in amcaları, İzzet Çavuş. Molla Aziz. Bu Molla'dan daha fazlaymış. Çok daha fazlaymış. Ona ne müftü cevap verilmiş, ne de hiç kimse cevap vermemiş. O çok boyatlıymış onun şeyi. Ondan sonra işte Molla'dan sonra Cicim Ali var, Vahit var, Esep var. Onlar hep yürüttüler onu. Sarı Sakal var. Bunlar mesela dini hususta çalışarak da. Dini husustan çalışanlar Kur'an biliyorlar zaten hepsini başta. Hepsini biliyorlar. Sonra eski yazı biliyorlar mecburen. Bu tarikattan, şeriattan hani çok büyüdüler yani. Mesela meraklılar gidip onlara soru mu soruyordu cemin dışında? Hani gittin sen merak ettiğin bir şeyi sorabiliyor muydun? Ya ben soruyorsun bilmediğin şeyi. Onlar da yanıt veriyor yani. Yanıt veriyor mu? Tam yani kafan yerleştiriyor. O sarı sakal dediğimiz adam şimdi yola doğru gidiyorsun mesela rast gelirsin. Köyün içinde yap da tarlada tut da. Böyle durur bir şey açar. Bu dini konulardan, Ehl-i Beyt'ten, Beyt'ten. Konuştuğu şeyi senin kafan mısmar gibi yerleştirir. Eyle konuşuyor. Eyle konuşuyor var adamın. Bir gün şeye gitmiş bu. Kürşon'a gitmiş. Kürşon'da bilmiyorum.
Cuma namazı mıymış? Bir şeye rast gelmiş oradan. Orada bir Kur'an okumuş. O zamanları Cürşun imamı vardı. Çok bu da bir şarattan, tarikattan değil, şarattan çok şey yapınca bildi. Buna demiş ki, hoca demiş, sarsakala. Hoca demiş, ah senin kadar demiş, ben demiş bir sesim olsa. Sesi de güzel, bilgisi sesi de çok. Sesi de güzel de Kur'an-ı Kerim'i okumasını. Ben demiş, hayatımda demiş bu kadar imamlığı yaptım. Nereden öğrendin, nasıl öğrenirsin? Adamda bir Kur'an okuma vardı, bir Kur'an-ı Kerim'e böyle şeyle okumak. Onu nerede? Bulamıyoruz. Yok canım, nerede? Tamam. Hüseyin amca, Yakup amcayla konuştuk bu sene, Yakup. Yakup amca bana bu seferberlikte olanları anlattı. Kendi görmemiş ama belki siz de tam görmediniz ya da duydunuz. Bu eşkıyalık varmış. Ben buna çok hayret ettim. Bizim yörelerde bu seferberlikte bir eşkıyalık türemiş. Baya baya bir çetelik. Çete devirleri olmuş, çeteler kurulmuş, gelmişler, gitmişler köye. Baskı veren insanlar olmuş. Ben bunlara hayret ettim. Sizin bir bilginiz var mı? Ya şimdi eşkıyalık devrinde bu, o şeyde Birinci Dünya Savaşı'nda bizim köyden epey bir asker gitmiş, sizin köyden, bizim köyden. Yani yaşlı yaşsız yani, yaşına bakmıyla. Bir belli başlı bir yaşından doldu mu, epey asker gitmiş. Bunlardan zaten geri gelen çok az. Geri gelen, hep şehit olmuşlar. Nerede kaldığı da belli değil. Bunların içinden kaçak gelenler var. Kaçak gelmişler. Bunlar o Çet Ahmet, birkaç tane daha var galiba. Onunla beraber bizim köyde var birkaç tane. Bunlar geliler, geliler de köylerde kalamıyorlar bunlar. Kaçak gelmişler. Asker kaçaklar mı? Asker kaçak. Savaştan kaçmışlar. Zaten gelmeyenler gitmiş, daha geri gelmemiş. Bunlar kaçanlar yaşıyor. Daha yok ötekinlerde bile normal gel. Bunlar da gelip köyde yaşamıyorlar. Gece bir fırsat bulursa binde bir, haftada bir defa köyün iler. Hep şeyde o zaman şey değilmişler asker içmeni. Ne? Zaptiye. Jandarma yerine zaptiye. Zaptiyeler her tarafı zarı. İsmi zaptiye. Jandarmanın. Hep Masara'da, köyde. Bunlar bizim köyde de var birkaç tane. Bunlar beleyline kalmışlar. Bunlar arsa, bunlar iyi yani. Bunlar kaçmış ama kimseye zararı yok. Eşkıya dediğim var birkaç tane. Ben onları diyorum esas. Eşkıya dediğim var birkaç tane var. Bunlar da o dışarıda, gene bizim miner değil, dışarıdan kaçanlar da oluyormuş mesela. Bu taraftan gelip bu Alıcılar Karaser tarafını işte gideyim kaçayım herhalde gece gündüz. Bunların öyle, bunların işi gücü de bunlarmış. Bizim köyde birkaç tane var. Ya bayağı sıkıntı yaşamış, köylülere taciz ya, etmişler. Sıkıntı değil, adamların önünü kesiymişler. Gece gündüz nerede rast gelirse adamı soyuyormuşlar. Üstünde ne varsa alıymışlar. Adamı da dövüyormuşlar yahut da vuruyormuşlar. Karısını almak. Zorla çalıştırmak. Zaten karı yok ki yanında, ne alacak? Kaçak. Hayır, diğerlerine alıkoyma, çalıştırma. Ya onlarda da varmış. Bunların işi gücüymüş, birkaç tane var. Eşkıyalık, bunlar böyle geçiniymiş. Çok can yapmışlar, çok. Siz bu, peki o devirlere dönelim. Yani 1924 dediniz ya doğumum, 24, 30 işte 35-40, 45 yılında da zaten 2. Cihan Harbi var. O zamandan bir kıtlık var. Hakikaten bu köylerde yaşam nasıldı? Yani insanlar muhannede muhtaç mıydı? Ekmeğe muhtaç mıydı? Şekere muhtaç mıydı? Çaya muhtaç mıydı? Demin onu söyleyecektim. Askerden geldim. 43'te gittim, 47'de geldim askerden. Askerden geldim. O benim gittiğim 43-47 senesi, 44-45, yani 39'da zerzal oldu. Ondan sonra biraz ekonomi çok çökmeye başladı.
Ondan sonra gittim ben askere. 4 sene kaldım. 4 sene içerisinde geri geldim. 12,5 liraydı bizim o zaman maaşımız. Şimdi bilmiyorum diye ne kadar para. O zamanlar biz çavuşuk yere. Onbaşılar 94 kuruş alıyordu, erler 2 kuruş alıyordu, 2 kuruş. Aylık hesap etti. Geldim askerden, köye geldim. Arazi zaten demin dedik ya, arazi fazla yok. Yani varsa da bir parça Hasan Çavuş pay etmiş, Ali Çavuş pay etmiş. Onların yeri bizim Hüner'den daha vardı, kara yeri ya, bir babanın bir şey evlatı onu almış. Bizimki az, onunki fazla. Bir uyuz var, uyuz Ayhan, Türkiye'de. Türkiye'nin umumunda. Hiç sağlam adam yok. Hiç, Allah Allah. Hiç sağlam adam yok, uyuz. 2-3 senese devam etti o. Ben askerdeyken başladı. 2-3 sene devam etti. Terhis oldum, geldim. Yok. Ya da yok, avuçta yok. O zamanları kıtlık çok, çok mu çok. Hani diyorlar, öşür müşür topluyor dediler ya. Hani askeriye veriyormuşlar da acı kalıyormuş ama acımarım. Bunları çok abartma. Hep çok. Sen alıyordun mesela 30 kod buğdan geliyor. Buğdan içerisinden ya 5 kod alıyordu yine sen bırakıyordu gerisini. Hepsini almayın ki. Yok elimizden alıyordu. Bunlar çoğu şey ya. Bizim yok, bizden ne alacak? Ama olanlardan alıyordular. Onu da alıyordu kimin memleketin manfaatı için alıyordu. Geldi alıp da yemeydin ya. Geldim hiçbir şey yok. Evde de yok, üstte de yok, başta da yok, parada yok, burada yok. Ama üstümde o zaman parasıyla 80 lira param var. Askerden gelirken getirdim. 80 lira parayla o zamanları insan kapalı işte. Türkiye'nin neresinden olursa olsun bir arsa alsa maaşını var ya. O zamanın parasıyla şimdi trilyonluk. O zamanın parasıyla. De 10 lira mı? 15 lira mı metresi? Hesap etti. O parayla işte biz biraz idare ettik. Ondan sonra da işte evlendik. Ev yok, bark yok. Ne zaman evlendiniz? 49'da, 25 yaşında. Ondan sonra da işte bir aşındaki ev yaptım, bir yere bir kerpiçten bir yer yaptım. Kerpiç. Kerpiç döktüm ben çamurdan. Taşı nereden ben sökeceğim, neyine söküyorum? Onu da aşırdım, getirdim kerpiçten bir ev yaptım işte bu. Ha buraya şey Almanya'ya gidene kadar duruyordu. Almanya'ya gitti mesela ondan sonra yıkıda daha alt gitti. Peki, gurbet böyle. Siyaset var mıydı köylerde o zaman? Ya siyaseti kim biliyor ki ya bayan? Hiçbir şey bilinmiyor. Yok, siyasetten... Radyo yok. böyle bir şeyler yok, yenilikler yok, kitap yok. Radyo, televizyon kaçta çıktı da? Ha bu rahmetlik şey vardı. Hakkı, Ezgil'in Hakkısı. Ha burada Mehmet var, onun babası. Ha böyle küçük boylu da ama çok böyle bir temiz bir kalpli adamdı, çemizi bile. Böyle ehli beyt üstünde çok tutkun bir adamdı, ha böyle faal bir adamdı. Çok bir çok. Bunlar ne? Bunlar hep doldur bir terakki. Öyle güzel bir adamdı. Bu ilk defa bir radyo getirmiş köye. Bu önü kafesli yine bir şey. Şimdi şey oldu muydu? O derede şimdi ev yaptılar. Hacının şu kenarında okunuz tarafı. Millet hep toplanıyor. Kimse görmemiş ki. Bilmiyorlar. Bu mikrofon denen şeydi de hani sahibinin sesi diye bir şey vardı. Böyle şey büyük boru gibi. Borazan boruları gibi. Onu şeyin üstüne koydular. İğneyle çalıyordu. Onu da çiçeğin izzeti getirdi. İlk köye. Daha yok.
Ben onları radyo şeyde gördüm. Giresun'da bir yerde çalışıyordum. Adam internet radyo getirmiş. Çubuğunu kaldırmış var ya böyle bir şey. Havanın büyüklüğünden var. Böyle başında var 100 kişi. Görmemişler. O konuşuyor millet seyrediyor. Ya bunu nasıl seyrediyorlar? Bu nereden geldi? Nasıl oluyor? İlk gün orada gördüm. Bir de ondan sonra ara sıra köye şey alanlar, radyo getirenler, o bacadan bacaya anam çamaşır telleri gibi tel çekildiler. Bir bacadan bir bacaya. Toprak evleri ya. Kimin bacasında bir tel varsa anlar ki orada bir radyo. Evet. Şimdi bundan sonra da bir Almanya'ya doğru gideceğiz. Şimdi bu Almanya macerasına geçelim. Bu çok önemli. Almanya'ya ne zaman başvurdunuz, ne zaman gittiniz? Almanya'ya dedim işte o şeyle o Ankara'ya geldik. O babanın oğlundan orada yazıldık. Gittik, köye gittik. Bahar üstü oldu. Buraya geldim. Oradan buraya geldim. Buraya geldim. Yani millet köyü göçüyor, daha kimse kalmıyor. Dedim ben de gideyim Mahin İstanbul'a, bir yer bulasam yaparım, bulamasam yapamam. Orayı bıraktık, getirdik, sıra bekledik artık Ankara'da. Bizi çağıracaklar. Başvurdunuz mu? Nereye başvurdunuz? İş bulma kurumuna şey, Ankara'da. Hangi yıl? 1966'da gittim, 64'te. 64'te ilk başvuru yaptınız. Başvuru yaptım. Ankara İş Bulma Kurumu'na. Bu bizim Süleyman benden evvel gitti. Bunlar birkaç havu Salih, Mali, bunları evvel gittiler. O Niyazi, Miyazi havu, şey Cemal, Sebetleri Cemal'a. İlk önce onlar mı gittiydi sizden onlar, önce? Onlar bizden evvel gittiler. Bu da gitti, bu da gittiydi. Gittik. Neyse orada öyle kaldık, sıra bekledik. Buraya geldim. İstanbul'a geldim. Burada o yana bu yana dolaştık, molaştık. Böyle kış günüydü. Bir yer bulamadık. Yapmıyor. Rahmetli ki o Molla'nın Mahmud'u vardı. Bu şeyin köprünün olduğu yeri. Bu şeyden aşağısına. Balta limanı mı? O Haysar'a yolun iyi ya. Evet. Tam yolun ortasını işte aşağıyı. O yolun ortalarını yüksek yorası. Mahmud oradan bir tarla almış. Mahmutlar Mahmud. Oralar boşuydu. Çok azdı o zaman. Milletin yarısı ancak geldiydi. Evet. Geldim dedim Mahmutlar'ın dediler orada bir yeri varmış. Mahmut dedim bana buradan bir yer ver. 400 liraya vermiş hepsine. 400 liraya. Bir yer kalmış. Bizim Mutu Dayı'nın bir yeri var diye aşağıda. Tam yolun altında orada. Aşındaki köprünün o geçitin orada bir yerdeydi. Dedi sen 800 liraya veririm dedi fazla param. Ya Mahmut ile 400 liraya verirsin ben niye? Yok dedi ben aşağı vermem. Para da yok. Neyse bıraktık. Buraya geldik. Abu Süleyman Abral'a boşudu. Hep boşuydu Mahmur. Hangi Süleyman? Abi bizim kardeşim Mahmur. Ha kardeşiniz Süleyman amca. Ha buraya dedi bir yer yap dedi Abur için. Bura böyle diye bayra böyle yukarıya doğru. Daha oradan yol yok burada. Dere, bir ufacı dere. Buradan böyle yokuş yukarı geçi gibi çıkıyordun yukarıya. Abi daha önce yukarıya. Burası bayradı. İyi olansa ta aşağı iniyor. Burada yol yok dere. Ha oradan, denağın olduğu yerden, bu karşıki bakkalın olduğu yere böyle korkuyorsun ki gidersin, hele yamayla böyle. Gidilmiyor, derenin içi. Neyse buraya yaptık. Bir göz yaptım, bir tekçe göz. Millet toplandığı zaman birbirine yardım edildiler. Millet toplandı, bir gecede pirketini, mirketini ördüler, üstüne çatısını yaptık. Bir şey geldi, polis, zabıta. Nerede tak olduğunu bitiler hemen oraya.
Geldiler, sen bunu yıkacaksın. Üstünü beylegine, beyle tam yerleştirme, üstünü beylegine, çatısını bir ortadan bu şekil ya. Beyle yarısını bir tarafa gittim, yarısını bir tarafa gittik. Yıkmış gibi göründük, bıraktı gittiler. Onlar gitti, bir daha birleştirdik. İşte yüzüne boya moya vurdular, bir şeyler kireç müreç vurdular. Kapı, eski temel bir şey taktık, işte ev görün yani. Neyse onu da orada bırakalım. Buradan gittim geriye. Biraz buğda vardı, çobancılık yaptıydık ya. Köyde, Gümüşhane, Şiran'da, Kırıntı köyünde. Bir iki tane inek vardı, yaşar maşar vardı. Bunları sattım. Döndük geldik buraya. Buraya geldim iyiyiz. Çocuklar okula gidecek, bir göz yer. Ne, biraz idare etti ama baktım çaresi yok. Bu şey dedi ki Yavuz Çavuş, rahmetlik o sorgeli Yavuz Çavuş. Şeyden Çorlu'dan iki tane okul almış. Kendisi bu üniversitenin şeyiydi. Kalkanlığını yapıyordu, oranın işlerini yapıyordu. İki tane okul almış. Okulu da onlardan başkası almış elden ele. Dediler çalışanı var mı? Ben dedim. Ha bu geçen sene öldü, Kuruç Yaşma'da bir Dursun vardı bir daha bu. Kırpik değil sol günde ya. Ha o. Onlar ondan da almış. Gittim buraya. Birkaç tane iki okul. Birkaç kişi başka yerde çalışıyor. Birkaç kişi başka yerde çalışıyor. Burada çalıştım bir 20 gün. Ya üstte yok, başka yok Haydar, şey Ayhan. Giyecek doğru bir şey de yok. Öyle gideriz. 20 gün çalıştım. Bu Kırpiyon kardeşinin bir arabası vardı. Küçük kardeşinin. O oraya kum çekiyor, çakıl çekiyor, işte çimatı mat çekiyor. Bir akşam bir mektup getirdi. Dedi sana dedi, şeyden istiyorlar. İş bulma kurumundan. Sevindim. Dedim şey çıktı. Almanya. Almanya. Buraya geldim. Baktım şeyin. Bizim Süleyman gönderiyor. İş bulma kurumunda değil. Bu gönderiyor. Oradan firmadan. Almanya'dan. Firma demiş ki yakının var da demiş. Kardeşi, amcan. Soy ismi kim tutuyorsa demiş. Adresi vermiş. Şuranın şeyini vermiş. Muhammed kağıdını vermiş. İstek yap demiş, hemen bu kağıdı gönder, hemen gelsin demiş. İşte götürdüm kağıdı, verdim, baktım ki istek bu istemiş. Ve iş bulma, kurmara şey yok. Beklemeye lüzum yok. Gittim buradan tophaneye kağıdı verdim. Verdim, kabul ettiler. Dediler, yarın gel. Yarın bir daha gittim. Tepeden tırnağa mayene ediler, Alman doktoru. Türk yanında da tercüman var. Alman doktoru, iğneden ipliğe sağlığı mayene ediler. Ettiler, üç gün gittik, geldik, dördüncü gün oldu. İşte bizi kağıt verdiler, dediler. Geçmiş gündür, saat 11 miydi, neydi, Sirkeci'de bulunacaksın dediler. Gece 11'de, trene bineceksin. Buradan gittik. Şimdiki gibi trenle geziyor. Maldaşıdıkları tren, kara tren. 1967 kömür. Mi? 67. Kömür treni, kömür yük treni. Tren ağır. Sirkeci'den bir tren, 1967'de tam, kara bir tren. Dan çakır 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 gidekere. Eski. Bindik gittik. İki gece bir gün. Münih'e indik, Almanya'nın Münih şehrine. Buraya yakına en burası. Oraya indik, buradan dağılım yapıyorlar. Firmaların hani adamları var ya, herkes firmanın adresi belli. Orada soruyor, tercüman var, tercüman işte çağrı falan falan ismen, falan yerde falan firma istekleri var. Oraya gideceksin. Tavuk ettiler, 5-10 kişi varık.
İki karı bir tek ben kaldım. Daha yok. Hepsinin sahibi çıktı. Aldı gitti. Ben orada kaldım. Sağ bilmişsin, solu bilmişsin. İstasyon nasıl, nereye gittiğini bilmişsin. Ne bileyim ben. Dil yok, bir şey yok. Sadece elindeki kağıdı görürsün. Başka bir şey yok. Adres. Epey zaman sordum mordum. Bekle beklemekle gelen yok, giden yok. O karının sahipleri de geldi. Onlar da aldı gittiler. Ben kaldım. Bir tek sen kaldın. Ben kaldım. Münih karında bir başıma, tek başıma. Tek ben kaldım. Aşağıda olan yok, yukarıda olan yok. Oranın yöneticileri var. Birkaç tane erkeğe sordum, beklemekle dedi. O zaman geldi, bir kadına sordum. Bu da oranın görevlisi. Genç bir kadın. Kadın dedi, anada mısın işte? Verdim eline kağıdı abi dedim. Böyle diyeyim, kimse yok, gelen giden yok dedim. Ne edeyim ben? Ne olacak? Besbelli anlayayım mısın? Ne? Neyse kadın dedi ki, gel peşime dedi. Gel dedi. Beni götürdü bir taksinin yanına. Taksiye artık söyledi, ne söyledi, adresi verdi. Bunu dedi götür. Yani ben anladığım şekilde. Bunu götür, yerine bırak, geri gel. Taksiye bindik, aldık, gittik. 12 kilometre mi 13 kilometre bir yer. Bir köy. Gece. Münih'te. Yok. Buradan trene bindim, başka yere gittim. Gece. Nereye gittiniz? Freiburg'a. Freiburg. Ha, Freiburg'a. Fransa burada, sınırında. Yok, şeyde, beride. Daha beride. Freiburg, Mannheim'den beride ya. Münih'ten Salzburg, Freiburg. Şey, Ulm, Freiburg. Üçüncü vilayet, Münih'ten. Bizim Süleyman da başka yere gitmiş beni beklemeye. O, yani bazı trenler duruyormuş oralarda da oraya gitmiş. Ben gittim büyük Banuf'a. O küçüklerde değil, hiç durmamış orada. O Şinel gidiymiş. Oraya gittim, orada indim, yok. Da karı beni oraya gönderdi. Gece gittik. Dedi, adres Avra dedi. Böyle önünde bir meydanlık var, yerden böyle bir ev, yer evi. Biraz gittim, buradan aşağı kadar gittim, buradan bir adam çıktı. İzmirliymiş. O ben doğru geldi, biz ona doğru gittik. Neyse, dedi sen Süleyman'ın kardeşi misin? Neyse Süleyman da geldi, geldi vakit. İşte o gece sabahın orada yattık, kalktık. Sabahtan kalktık bir. Firmada zaten 20-30 kişi bir şey mevcudu. Sabahına kalkıyorsun bir yere, bir ikisine çıkıyorsun evden. Oradan minibüsler geliyor, kendi minibüsleri. Adamın bir inşaatım var, iki inşaatım var. 3-5 kişi yeri, 5-6 kişi bir yere gönderiyor, götürüp getiriyorlar. Sabahına kalktık, gittik işte bir inşaata. İnşaat bitmiş, inşaatına bu şeylerini topluyoruz. Artan malzemelerini. Artan sağını, sonunu topluyoruz. Öyle geçti. Bir zaman çalıştık, malıştık. Bir sene çalıştık burada, firmada. Firma ifraz etti, dağıldı, bitti. Yok. Çalışanlara batırdılar şeyini, adamları. Bizi verdiler bir şeye, başka bir firmaya gönderdi adam, o firma. Minibüsüne, bu şeyleri töküyorlar, beton, bu köprüler hani monte ediyorlar, büyük büyük. Yerinde töküp de kaldırıp şeye koyuyorlar, ha onları tökeceksin. Beton verdiler. Ona verdiler, oraya da gittik. Ezgi'nin, Adil'i, Salih, biri daha vardı, gittik. Hiç beğenmedik yani durumunu. İtalyan, Yugoslav, ne bileyim Araplardan var, karma karışık. Bak şeyleri, barakalar kötü, mutfaklar kötü. Pislik bir yer. Hiç elimizi işe vurmadık dedik. Firmaya ki biz burada çalışmıyoruz. Bize dedi, hani geldiğimiz yere götür yine.
Bizim mecburi iş bulana kadar o bizi ilk götüren firmayı beyreğe verecek. İş bulana kadar. Oradan gittik. Başka bir yere daha gönderdiler bizi. Gittik o firmaya girdik. O firmada da çalıştık. Bir sene de orada çalıştık. O firma da hoşumuza gitmedi. O firmayla Havuz Salih'in evine kadar bir yerine buraya kadar arası var. Bir iş orada var, bir iş burada var. Orada işimize gitmedi. Bu Adil dedi ki abi zilin adili. Ya dedik, burası iyi değil ama bak. Gel dedik ha bu firmaya dedik bir sonra bak. Büyük bir firma. Almanya'nın sahili firmalarından biri. Bilmiyoruz büyük olduğunu da dedi. Dedik bak gidek bak dedik. Bir öyle paydosuydu. Öyle yemeğin arasında zaten yarım saatinde yakın. Gittik dedik böyle böyle bize dedik işin var mı? Bizi işe alır mısın? Kalfa. Şefi yok ya kalfaya söylüyorum. Kalfa dedi ki gelin. Hemen gelin dedi. Gelin dedi iş baş edin. Gittik geriye. Çalıştığımız kalfaya dedi ki bizim çıkışlarımızı şeye ver, firmaya ver biz çıkıyoruz. Niye miya dediyse de dedik yok biz çıkıyoruz. Neyse bildirdi firmaya, firmada kağıtlarımızı aldık gittik o firmaya girdik. Firmaya gittik, inşaatın çoğu bitmiş. Ama büyük bir yer, bir çok büyük bir yer. 2-3 senede bitti. İnşaat bitti, millet çekirdi bir kalfanın yanında, kalfada şeker mi şeker, o kadar ki iyi bir adam. Hani fazla da değil bilmiyoruz ama yapacağımız işi biliyoruz. Nasıl yapılacağını. Bize sabahına tarif ediyor işte, ha buradan şunu yapın, bunu yapın. İçerisinde tamir ederiz. Daha bir şey yok. Kış günü. Pencereler kapalı, dışarılar kapalı, naylondan. Sadece ikimiz kaldık, havadilen ikimiz. 6 ay çalıştık. Ondan sonra oradan Freiburg'dan iş azaldı, bir olurdu asas merkez Stuttgart'ta. Benim çalıştığım yer Lütfü Surk, Basya tarafında, İsviçre tarafında. Oradan dediler ki siz şeye gideceksiniz, 5-6 kişi. Stuttgart'ta. Orada iş var, oraya gideceğiz, burada da iş yok. Oraya geldik. Orada da geldi bir hava bizim sizin yayla gibi bir yer, öyle diyeyim sana. Çarşıda köyden ayrı, değil yüksekte bir yer. Bu Porsche arabalarının fabrikası, dağda bir yer. Oraya götürdü bizi bıraktılar, oranın inşaatını. Dağın içinde 5-10 tane baraka, grana, mirana, iş çok. Çalıştık, malıştık. Oradaki şey de iyiydi, kalfa da çok iyiydi. Çalıştıkça çalıştıkça, o bizi tanıdı, biz onu tanıdık. 15 sene kalfayla beraber çalıştık, hiç ayrılmadan. Bütün işler bitiydi firmadan. Onlar hep gönderiydi başka yerlere, bu Ezgil'in adresine beni göndermiydi. Kendi yanında. O bir ağa bitene kadar. İşte onunla beraber çalıştık. Ondan sonra da o benden bir sene önce emekli oldu. Ben bir sene sonra oldum. O da bir gün inşaatta çalışıyorum. Bir havalanında bir yer yapıyorum. Böyle 7-8 metre böyle aşağı iniyor merdivenle. Aşağıda katlar var orada çalışıyor karanlıkta. Işıklarına. İndik, o Adil'le beraber şeylerle, kabloları biliyoruz ki taktığımız yerleri. Nerede, nereye takılıyor. Ezbere takıyoruz karanlıkta. Işıklar yanıyor. İndik, ışıkları takıyoruz. İçeriye gittik, şapmak dökeceğiz. Peşimizden de o şeye gelmiş, dediğim kalfa gelmiş. Üstten aşağı peşimizdeki.
başkalarına bir şey tarif edecek. Başka çalışanlara. Merdivenden inerken, şimdi abura, buradan aburası olduğumuz yer, buradan aşağıda merdiven iniyor. Merdivenin önüne de ha bu demir direkler var ya, kalıplara koyuyorlar. Ha onlardan direkler var koymuşlar kalıbın önünün üstüne. O demir direği de tutmuş, 50 santim uzunluğunda bir demir takmışlar. Bir de küçük demirleri şeyler var, malıkları var. Ha şu kadar bu kadar, 10 santim. Onlar da atmış ha bu kadar, normal demir. Demir de böyle uzunlamasına duruyor. Taktı mıydı, eğeceksin. Peşimizden o inmiş, farkını bilmiyor bunu. O da kapının ağzına geldim. Onu bir ne olduğunu bilmiyorum. Kapının ağzına geldik. Geldim ben. Üstünden aşka onun bir yardımcısı şeyi var. Ya kalpa, o da kalpa da yardımcısı onun. Üstünden iki tane polis indi aşağıya. Oradan aşağı. Ona sordum ki polisler ne geldi? Hayırken. Dedi ki Sübek dedi kaput oldu dedi. Kaput demek ya öldü demek yahut da bir arıza yaptı demek. Dedim ne oldu dedi ki gözü için. Avugen dedi kaput dedi. Gözü dedi gitti. Gözü niye gidiyor şimdi ben mi buradan inmiş? Geldi orayı gösterdi. O polislere gelene kadar o demiri almışlar hemen. Çıkartmışlar. Kısa bir demir takmışlar. Ne oldu? O yalan söylemişler. Demişler buradan aşağı indi. Öğünü karanlık. Ayağını attığı zaman demişler kafasını oradaki demire sokmuş. Halbuki yalan. Öteki demire koymuş. Demir gözüne girmiş. Kendi demiri girer mi? O gidiş gitti. Daha görmedik. Buradan gitmiş. Onlar da ilham aldı. Bir sene sonra geldi. Koyun gözü takmışlar. Günleri görüyor, gözü görmeyene. Yani normal gibi. İşte ondan sonra da bir sene evvel o emekli oldu, bir sene sonra da ben emekli oldum. Peki ne zaman emekli oldunuz? 90'da. 1990, 67'de gittiniz, 90'da emekli oldunuz. 23 yıl çalıştınız. 20 sene, asas 23 sene de asas iş günü 20 sene sağlam, 3 sene buraya şeye geldik, fazla izine geldik, bilmiyorduk. O parayı yatırmamız lazımmış, buraya geldiğimizde. Bir ay izinim var ya, biz burada duruyoruz 3 ay. Evet. 2 ayı parasız. Onu da bilmiyorduk, bilmeyerekten 3 senemiz ile kayboldu. 20 sene çalıştım, 20 sene sonra işte. Evet. Şimdi Hüseyin amca, Almanya'da 23 yıl, az değil, kaldınız, çalıştınız. Peki ilk tabii sıkıntılar yaşadınız ama karşılaştığınız gurbette, gurbet illerde dediğiniz ülkede, Almanya'da hem iyisini hem kötüsünü, bunların hepsini yaşadınız. Anlatır mısınız? Neleri iyiydi, neleri zordu, kötüydü size göre? Ya şimdi o zorluğuna gelen de zaten sonradan şey yaptı. İlkin çok zorluk çektik. Çok mu çok? Dil bilmiyorsun. Anlatamıyorsun. Hani alacağından da anlatamıyorsun, vereceğinden de anlatamıyorsun. Bakkala da gidiyorsun, anlatamıyorsun. Çok zorluk çektik. Bu, o gittiğimiz sene 5-6 kişi vardı. Bu Niyazi, Cemal, bizim Süleyman, bu Salih, Ezgil'in Adeli, kardeş Adeli. Bunlar bir aradaydık. Bunlar iki, bir ay, bir buçuk ay kaldık, bunlar terhis oldular. Şey, terhis değil ya, izine geldiler, bu yılbaşı izinine. Biz kaldık ikimiz. Şimdi bir küçük firmada çalışıyoruz. Firmada sıfırın altında 20 derece demir bağladı bize. 20 derece soğuk, ayaz. O 20 derecede demir bağlanır mı? Bizde demir vardı. Şimdi binanın üstüne çıkıyoruz. Bir kat mıydı, iki kat mıydı? Adil'le beraber bir de şeyle vardı, Bayburt'tu. Demir bağlıyoruz. Demirden bizim haberimiz yok işte. Tarif ettiler ya, bile bağlan. Onların demir bağlaması. Ve bile bir kanca var, tel var ya, bile iki kat. Kanca bile çektim, bir kere çekti miydi bağlanıyor. Kerpetin yok. Bunlarla bağlıyoruz.
Adamlar aşağıda suba var. 5-6 kişi Alman var. İniler aşağıda ısınırlar subanın başında. Biraya içiler, ateş gibi çıkıyorlar yukarı. Biz donuyoruz. Bize yok, aşağı inme yok. Yasak. Bu elimizde eldiven var, elmazmaz da demir elimize yapışıyor. Bu adet dedi ki, ben dedi daha çalışmayacağım dedi. Ben dedi bırakıp gideceğim dedi. Bu vaziyette çalışılır mı? Yani ayrımcılık gördünüz tabii orada. Bunun ayrımcılık dışında... işte ben bir tek orada gördüm. Daha bundan sonra ben daha eyle kerti ve yerde görmedim. Yani. Peki yani ekonomik yönden biraz kazanım elde edelim diye her giden gibi gittiniz ama çektiğiniz çileye değdi mi gurbet yaşamları? Ya elbette, elbette. Şimdi bu zamanları ben şimdi harçlı gece gündüz bin defa şükür ederim, bin defa şükür ederim. Ora bir kısmet nasip olmayaydı, çıkmayaydı. Ben o yaşta iş bulamazdım. Nerede bulacaksın, nerede gireceksin? Yaşın zaten gelmiş, doğru dürüst iş yok. Yani hiç... Çok şükür ederim. Eşinizle yani. Bahsetmedik. Evlendiniz, beraber mi gittiniz? Yok. 12 sene sonra gitti o. Peki nasıl oldu bu? Siz orada yalnız başınıza, o burada çocuklarla mı ilgilendi İstanbul'da? Ya şimdi o burada çocuklarla kaldı. Ya dedim ya bir göz yerde kaldı burada. Yani sıkıntıyı o çekti aslında. Sıkıntıyı çekti tabii. Yine sıkıntıyı çekti de maddi durumundan çekmedi. Yine iyi kötü oradan geliyor da buradan harcıyordu. Harcaması hiç yok. Bunun yüzünden ama sıkıntı çekti, çekmedi değil. Hava Bibi değil mi? He. Hava Bibi kaç yaşındaydı vefat ettiği zaman? 79. 79 yaşında vefat etti. Çok sıkıntıları, sağlık sorunları vardı. Çok sıkıntı çekti. Çok çileler çekti. Çok sıkıntı çekti de köyde de çekti sıkıntıyı. Allah onunla yeri yurdu cennet mekanısın, nur içinde yatsın. O beni bu hale getiren oydu, ben de onu bu hale getiren. O ben yardım et, ben onu yardım. Peki Almanya'ya geldi, geç de olsa geldi değil mi? Almanya'ya geldi, işte 78'de geldi. 78'de ben 12 sene uyuyordu kaldım. Ondan sonra geldikten sonra oradaki kızı aldım buraya. Yok ileri Mustafa'yı aldım abi, bizim Mustafa'ya onu. Evet. Aldım abi, İsmail'i aldım, o sakallıyı. Evet, çocuklarınızı sırasıyla aldınız. Onları peki aldık. Siz... Ondan sonra da onları aldık, o yer kaldı orada. Bu 72 krizi, 1972'de bir kriz çıktı. O zaman oradaki milletin çoğu geri geldi. İzine geldiler, bir daha da geri almadılar. 72'de? 72'de, bir daha da geri almadılar. Giden, bir tarihte giden kaldı, gerisi kaldı. Bizimki yeni gittik ya, bizim şeyimiz de olmadıydı daha. Bu bizim Mustafa da bu sene, 1,5 sene kaldı, o izin askere geldi. Şimdi gelen geliyor gidiyor, alıyorlar. O zaman yok değiller, bir kanun yoktu. Geldi daha da geri gitmedi, o da burada kaldı. Öyle ona şanssızlık vurdu. Peki orada siz ne yaptınız? Yani nasıl yaşamınızı sürdürdünüz? Bu ya yemek işleri, kendi işlerinizi kendiniz hallettiniz mecburen. Ya kendi işlerimizi işte idare edilsin işte. Yemek yapıyor muydunuz? Kendin yapsın yemek, kim yapacak? İşte yavaş yavaş yemek yapmayı öğrendiniz. Öğrendik işte. Çamaşır, bulaşık, artık her şeyi siz yaptınız. Yapmayan da var. Hiç yapamayan da var. İşte öyle idare ediyor. Ama yapan da kötü kendini kurtarıyor. Peki en çok hangi şehirde kaldınız Almanya'da? En çok Stuttgart'ta kaldım zaten. Stuttgart'ta kaldınız. En çok hangi işi yaptınız? Hep inşaat işi. İnşaat. Tam emekli mi oldunuz? He, 65. Hayır, tam emekli mi oldunuz? Tam emeklilik yaşıyla emekli oldunuz. Tam emekli, oranın kanunundan tam emekli. Tam 65'te zaten. Peki şu anda herhangi bir hakkınız var mı? Gidip geliyor musunuz? Şimdi ben orada, benim için orada oturum şeyim var ya. Oturum izni. Oturum iznim var. Ben bir senede git, iki senede git, sorun yok. Peki orada bilmiyorum, herhangi bir çocuk falan var mı orada hala? Orada çocuklar var ya şimdi. Var. Sizin de kendi çocuğunuz var, oğlan var, gelin var. İki tane oğlan var, gelinler var, torunlar var.
Bir sürü. Stuttgart'ta mı? Sonra mı gittiler onlar? Yok. Yani siz sonradan mı aldınız onları? Onları sonradan aldım işte canım onları. Onlar orada kaldı. Bunlar gidemeyenler burada kaldı. Burada onları da, onları da kurtardık. Onlar da okuyan oldu mu? Orada bir tane seçildik. Hepsi iş sahibi şimdi onların. Kimisi şiversler. Doktorun yanında çalışıyor. Doktor. Böyle hasta bakıcı değil de hasta şiverslerler. Kimisi işte çalışıyor. Eczanede çalışıyor. O benim bir torunum var işte oradakinin. O çok güzel okudu. Ha, torununuz en azından okudu. Çok okudu. Bu şey, o fabrikalardan maister değiller. Bütün işçilerin üzerinde kontrol eden bir şey var. Bunda her adam olamazsa da. Onu kazandı. Onu da yaptırmıyorlar şimdi. Daha yükseğini verdiler ona. Benim. Şef yan diye yanına yardımcı aldı. Kafası çok çalışıyor. Şimdi firmalardan sahibi ona bir büro verirler, kendi mesleğini yaptırmıyorlar. Daha üstünü verdiler. Büro verirler, bürolarda bilgisayarından çalışıyor. Bilgisayarda firmalara ait şey yapıyor. Bu dozerler var ya, kepçeler, dozerler, balyayla böyle kaldırıp indirip bunlar fabrikasında çalışıyor. Bu kendi kendine Almanya içinden, Almanya dışından bilgisayardan oradan buluyor, pazarlık ediyor, getiriyor, onlara veriyor. Kendisi bir miktar şey yapmışlar, kendi şeyine kadar, bu zamana kadar kendi kafasından parasını veriyor firmanın namına. Kabul ediyorlar. Ondan fazlasına bir şey yapar. Diyor ki bu falan bu kadar hesabı var. Ondan sonra onlar şey yapıyor. Rahat, çok iş. Rahat. Peki, Hüseyin amca, siz bilinçli bir insansınız, zekisiniz ve maşallah diyelim, nazar değmesin, bu yaşta zihniniz çok açık. Hem zekalı bir insansınız, hatırlıyorsunuz her şeyi, bir de kendi hayatınızı sürdürebiliyorsunuz. Almanya'ya dönecek olursak, şimdi tabii Türkiye'den gittiniz oraya, orası gelişmiş bir Avrupa ülkesi. Türkiye ile Almanya'yı bir kıyas edebilir misiniz? Hangi yönlerden ileri gittiler? Şimdiki Almanya her şeyden buradan üstün. Her şeyden. Ne derse desin. Var tabii yabancılık şeyi var ama eskiden vardı, şimdi o kadar yok. Yabancı düşmanlığı yok. Yabancı düşmanlığı da olsa az yani, bu yok. Ama eskiden yabancı düşmanlığı yok da şu şekil vardı. Dil bilmediğimiz için zorluk vardı. Sıkıntı vardı. Ha, şimdikiler hep oraya uyuyor. Hepsi. Daha oradan şeyi yok derim. Onlar için bir sorun yok. Peki Hüseyin şimdi amca. Evet. Buradan gittiğim zaman ben hiç doğru dürüst bir zorluk çekmiyorum mesela. Hiç doğru dürüst. Peki sizce oranın güzellikleri neler mesela? Birisine ne anlatıyorsunuz? Yani Almanya deyince siz Almanya'yı nasıl anlatıyorsunuz? Ya şimdi Almanya'da bu ne bileyim, temizlik bakımından olsun, sağlık bakımından, eğitim bakımından olsun, herhangi bir daireye gidersen git. Ya, insan gibi davranıyorlar. Davranlar, çok insan gibi davranıyor, bura gibi değil mi? Ben işte bilmiyorum mesela. Şu anda diyelim ki bilmiyorum. Bilsem de yani sen öyle diyeyim, 10 kelimede 8'ini biliyorum mesela. Anlıyorum ama konuşamıyorsunuz. Doğru dürüst cevap veren birisin de tam cevap veremişsin. Onu da yani anladıysan, onu anladın. Şimdi hangi daireye gidersen git, zorluk çekmişsin. Hiçbir daire. Ama buraya öyle değil. Şimdi bu daire gidiyorsan adam sen hemen ilk kendi yerini gösterirsen. Peki. Evet. En son ne zaman gittiniz? En son geçen sene Mayıs ayında gittim. Mayıs ayında gittiniz. Tabi Mayıs gelse bir sene olacak. Geziyor musunuz? Gidip ne yapıyorsunuz ya orada? Ya gideyim işte orada boş kalmışsın işte. Geziyor musunuz? Biraz gezmek için gidiyorsunuz ya herhalde. Gezmek. Çocukları görüyorsunuz, torunları görüyorsunuz. Çocukları görüyorsun işte. Orada eğleniz, meylesin. Dışarı çıkıyorsun. Arazi geniş. İstediğim böyle. Stuttgart'ın içine mi gidiyorsunuz? Yok, Stuttgart'a pek gitmiyorum. O durduğum bir çarşıda bir. Neresi sizin gittiğiniz? Litvisburg. Litvisburg.
Evet. Orada büyüyor. Şimdi Almanya'yı anlatmakla bitirmezler ama tabiat, ormanlar, yeşillik. Ya, tabiatı zaten oranın tabiatı hiçbir yerde yok ya. Hiç. Çok güzel. Peki bu dini bakımından hiçbir şeyiniz olduydu mu? Alevilik bakımından Almanya'da bir hiç öyle bir cem, dernek veya bir araya gelmek, Alevilik şimdi, gibi bir şey oldu mu konuları? Alev o yol üzerinde cem hususunda bizim tarafta var bir iki tane dernekler var. Yok eskiden gittiğiniz zaman. Yok o zaman yok. Sonra, o zaman hep iş için iş derdindeydiniz. Bu dernek meseleleri çıktı meydana. Onlar da çıktı meydana. Onlara öyle bir şey yoktu. Evet. Yok. Hiç. Peki Alevi Sünni meselesi oluyor muydu iş yerlerinde çalışırken Almanya'da? Oluyor, olmaz mı? Oluyor. Bazı işi kendini bilmeyenler oluyor. Yine orada da devam ediyordu. Devam ediyor. Eğer kendini kurtarırsan, kendini müşahede bir şey bilirsen konuşamıyorlar. Ama bilemezsen seni biraz kallarlar. Yani eleştiriyorlar, hakaret ediyorlar. Seni dışlıyorlar. O manada kallıyorlar lafı o. Bir yerde çalışırım. Cumartesi günü iş paydası oldu. O şeyin grenerciyle de çok iyi aramız. Ben yani bir dedim iki etmeyeyim. Çoklar çalışır da ben daha şey diyeyim. Orada depoya bakıyorum. İnşaatta çalışmıyorum da depoya bakıyorum. Malzeme veririm, malzeme alırım işte o çalışanlara diye 50-60 kişi çalışıyor. Paydası oldu cumartesi günü, yok cuma günüydü, bir erken paydas ettiler. Biz dediler şeye gideceğiz, camiye gideceğiz. Gideceğimiz yer de 6-7 kilometre anca var arası. Bizim o dediğim yerin aranın arası gideceği yere. Ben köyden 5 kilometre, onlar çarşıda içine gidecekler, oradan gelecekler benim yerime. Onlar burada 6 kilometre. Adam dedi ki grenerci, o şoför, beni bırakacak, Manayma gidecek. Evi orada, hafta sonu. İlk kim beni bırakacak, yol oradan geçiyor, benim olduğum yerden, köyden. Ondan sonra gidecek. Onlar da aşağıdan da geçse aynı gidiyor de, gitmek istemedi. Oradan da geçse aynı. Onlar da dedi ki, yok bizi bırak da dedi. Şeye. Bu da bizimle geçsin dedi. O da oradan gider. Neyse, ben dedi ki, ne diyorsun dedi sen. Bunu mu götüreyim dedi, bunları mı götüreyim. Grenerci, o şoför. Dedim ben de onlarla gideyim. Madem ki öyleyse. Bunlarla gideyim de bunlar iner, ben de oradan otobüsüne biner, giderim eve dedim. Şimdi şeye çarşıya getir, orada indiler, böyle biraz yürüyorum ileriye doğru. Ben otobüsün yanına gelirim, binem köye gelen. O bir tanesi dedi ki, haydi sen de camiye gidelim. Oradan da namaz kılar da beraber gidelim. Evet. Ne dedim biliyor musun? Orası dedim fitne yuvası, ben oraya gitmem. Orası dedim fitne yuvası, dedim ben oraya gitmem. Hiç, 8 kişi mi 9 kişi mi, bir tanesinin altından bir şey çıkmıyor. Hiç ses çıkmıyor. Şimdi biliydiler, hepsi biliydi ama hiç kimse bir şey değilse, öyle ben karşı kimse bir şey değil. Bir iki yerde öyle şey yaptılar, bunların da işte böyle kendini kurtarırsan evet. Ses etmeyebilir. Evet Hüseyin amca, şimdi bu 90 yaşında bir insansınız. Şöyle bir devri daim edelim, hafızanız yerinde maşallah olduğuna göre şöyle bir hayatı göz önünde bulundurursanız, hayat eşiniz, hayatı boyunca da sizinle beraber olan Hava Ana Hakk'ın rahmetine kavuştu. Siz böyle yaşamaya devam ediyorsunuz. Kuvvetli bir iradeniz var. Çocuklar var, torunlar var, köy var, Almanya var, İstanbul var, Türkiye var. Böyle yaşam devam edip geçip gidiyor. Peki şu hayatla ilgili hani derler ya bize ne gördün, ne yaşadın, ne işittin, ne geldi, ne geçti. Bunca çile, hep gurbetlerde sıkıntılar var. Şimdi çok şükür diyorsunuz ama bir 30-40 yılda çile çektiniz. Kolay değil yani, bir emekli oldunuz ama ne bedellerle oldu. Babadan atadan fazla bir şey yok. Peki
yaşamla ilgili. Hayat şu anda nasıl gidiyor? Şu anda nasıl yaşıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Nelerle uğraşıyorsunuz? Mutlu musunuz? Allah Ayhan şimdi buraya gelirse çok çektik. Çok iyilikte gördük, kötülükte gördük. Birbirimize saygımız da çoğaldı. Çok mu çoğaldı? Evet. Yine son bölümde ben de şuraya geleyim. Evet. Çok mu çoğaldı? Ondan sonra işte son zamanlarda çok uğraştıysak işte 16 sene çekti. 11 sene diyalize girdi. Gerisini ayakta geçirdi. Ta işte Allah ile yazmış gitti. Bundan sonra da kaldı şimdilik. Yaşama bakarsan sağlık yerinde, gözü görünmeme. Hiçbir tadı yok. Hiç. Peki nasıl, ne yapıyorsunuz? Bir günde neler yapıyorsunuz? Yalnız yaşıyorsunuz. Günlük olarak nasıl bir yaşam sürüyorsunuz? Kaçta kalkarsınız sabahları? Ya sabahına ben 9'dan yukarı, en çok 9'a kadar. 8-9'dan fazla bir şey etmem. En çok. Bazen 12-6'da kalkıyorum. Evet. Ne yapıyorsunuz? Kahvaltınızı... Kahvaltınızı... İhtiyaç mıydı görse çay mayıntı zamanı. Kendiniz koyup kendiniz içiyorsunuz. Kendimiz içiyorum işte. Alim bazen geldim bir de buraların temizliğini yapıyorum. Ben de düşürtmüyor kız ya. Kız beni düşürtmüyor. Yemek de yaptırmıyor. Binde bir yapıyorum ben. Evet. Kızınız... Yani o işe gidiyor. Olmadığı zamanlar binde bir. Çok beni gelme. Günde 2 defa geliyor. 3 defa geliyor. Girmeyi. Hem o karşılıkını bakıyor. Onu bakıyorum ben. Onu yemeğini de yapıyor. Burayı da yapıyor. Ben düşürtmeyeyim. Öyle gidiyor ama ne kadar da olsa kanadın kırık. Şimdi nereye gidersen git, kadın olsa her tarafa girer. Senden benim bir farkım yok. Evet, şimdi peki bu yeisleri biraz bırakalım. Tabii ki zor olur. Eşinden ayrılan yaralı ördek diyor. Turnalar diyor. Yani bu eş ayrılığı zor oluyor. Peki onun dışında gezileriniz, yürüyüşünüz, günlük olarak televizyonumu seyredersiniz. Arkadaşınız var mı anlaşabildiğiniz kafa dengi? Vallahi bazı kere işte şimdi ayağım bende öyle bir tabiat var şimdi. Ben bilmiyorum artık erkek değil mi düşünüyorum. Ben şimdi bir yere gittim mesela. Köy ev olsun. Her yerde çok bunlar işte parçalar markalı değiller. Adamla ben eskiden bildiğin adam yahut da bilmediğin adam. Konuşurum ama buraya oturuyorum. Adamı biraz dinlerim. İki kişi konuşuyor, ben de dinlerim. Yahut da ben de, belki de ben de karışırım içine konuşmaya. Üstüme hiç düşer. Tabiatım öyle. Adamı biraz dinlerim. Baktım ki adamın ağzından bir şeyler çıkıyor, iyi kelimeler çıkıyor. Biraz dinlerim. İyisini alır cebime koyarım, kötüsünü de atarım. Ama baktım ki birkaç kere, biraz otururum. İkisi birbirine konuşuyor. Hiç Allah kulağı yanaşıyor, bir şey konuşmuyorlar. Hep ağzında zehir çıkıyor. Pis kelimeyle konuşuyorlar. Ayseret de bizim Kayacık değil, bizim köy değil, bizim köy değil. Kulağı bir, üçü de aynı. Pis kelimeyle konuşuyor, hiç konuşmuyor. O yabancılarda bir de eşitmişsin onu. Pis kelimeyle. Orada oturmam, buradan kalkarım. Onun yanında oturmam. Baktım bir konuşulacak bir şey yok. Şuradan, buradan, iyi derden konuşurum. Nereye? Saçma sapan. Fazla konuşmam ben. Dinlerim. Fazla konuşmam. Nerede olursa olsun. Evet. Peki amca, şimdi köyle ilgili, yani köye de gidip geliyorsunuz. Köye de. Köysüz yaşanmıyor. Köye de giderim abi, kaç senede. Bundan sonra getiriyorum işte. Evet, Almanya var, İstanbul var, köy var. Böyle bir devri daim içerisinde Kur'an okumaları var. Bu dini şeyler de size biraz iyi geliyor tabii. En azından meşguliyet bakımından. Vallahi iyi işte biraz bırakmıyorum her şeyi. Demek ki içimden gelmiş şeyler. Ne kadar olsa yine şey etmeye çalışıyorum işte. Bazen bir şeyler şey etmek isterim ama bakayım adam hiç alırış etmediği ses etmemiyorum. Geldi. Herkes kendi bildiği. Evet. Peki sizin yaşıtınız azaldı. Herkes geçti gitti.
Şimdi sizde bir dirayet var, bir inanç var. Yani kafanızın içerisinde bir boşluk görmüyorum. Bazı yaşlılar çok çabuk kendini bırakıyor. Bunu neye borçluyuz? Bunu ne yönden siz bu kadar kuvvetlisiniz? İlham mı aldınız bir yerlerden, okumaktan mı veya yapı gereği mi, mizacınız mı böyle? Bazısı daha bırak 90 yaşını, 60 yaşında adam bırakmış hayatı. Oraya gelince bak şimdi, eline derse desin, bir insan kendini doktor olacak. Kendini doktor olacak. Bir defa ben hayatta sigara içmedim ben. De ki içtim, içtim, nasıl içtim? Orada bir yere gidiyorsun. Binde bir güçlü yaşayacak. Oturuyorsun sohbet edin. İyi sevdiğin adam, iyi konuştuğun adam. Çıkart bir tane vereyim. Bunda yaptığı tamif mi bir kerçeği batıysa. Yahut da bir yere gidiyorsan ki sohbet ediler, içiler. Kafaları yerinde. Arif yakandan da oturuyor illa buraya otur. Otursan olmuyor, oturmasan olmuyor. Neyse otursun. El içiyor bir bardak ben içerim bir fincan. Hani içmeyelim de binde bir senede binde bir. Peki içki içmem. Evet. Sigara içmem. Evet. Başka bir alışkanlık yok. Yemeğe de geldi miydi dengeli yersen. Dengeli yersen. Mesela nasıl? Geç vakit yemiyor musunuz? Yağlı yemiyor musunuz? Ya nasıl yemeğiniz nasıl olsun? Daha çok nasıl yemek yiyorsunuz? Yemeğe pek tuzlu yemem. Biraz noksan yerim. Tuzdan noksan yerim. Bir de şey, dediğim gibi işte sigara yok, alkol yok. Başka şeyler yoktur. Yemekte fazla kızartma yemeyeceksin. Eskiden yiydim, yemezdi değilim şimdi. Havisini, tatlı, ölümüne yiydim. Ama şimdi yemiyorum. Peki uykunuz nasıl? Uyku yok. Uyku, ben dersen hayatımın aşağı yukarı belki 50 sene, 40 sene, 50 senedir aynı. Yok, yok. Düzgün uyku yok. Ben de 20 yıldır uyuyamıyorum. Demek ki uyku bir kader yok. Ortaya bulduk. Ha şimdi oturduğum yerde bazı kerene bile baka. Şey. Bir kuş uykusu bile geldi, alesin, gözünü açısın. O gece oldum da hiç yok. O öyle. Veyahut da gece, ben gecede bir saate bile doyası uyudum, görmedim. Kaderimiz böyle. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bize sayfalar açtınız. Tarihe gittik. Gördük, konuştuk. Daha da inşallah devam eder ama bu iki bölümde olsa iki saatte yakın bir söyleşi yaptık. Hürmetler sunuyoruz. Allah daha sağlıklı uzun ömür versin. Çok sağ olun. Geçen günlere bir konuşup ettik. Ha burada geçen hafta. Bu hafta olmadı da geçen hafta. Oraya birmişler, dedeler, ben de indim oraya. Vardı birkaç kişi işte, konuştuk. Tabii cam şeylerinden konuştuk. Dediler, o Yusuf Kiliseli'nde gelmiş idi, o açtı lafı. Hani daha başka bir şey de yap, camdan bir şey yapmadılar hiç. Hiçbir şey yapmadılar. Eğer seni her zaman yapıyorlar, yapmadılar. Lafa daldırdık da, eli uzadı gitti. Dediler, bu böyle gitmez. Nasıl olacak, ben zaten her zaman söylüyorum ama kimse dinlemiyor. Bu cam böyle yürümez. Yürüyecekse kökünden başlasın, yürüsün. Evet. O da açtı, dedi, buna dedi bir çare bulalım dedi, dedelerine toplanalım dedi, ileri gelenlerle. Sizin köyde aymadı, Hasan Bey'in oğludur da dedi, hiç ayrı ayrı yok. Toplanalım dedi, buna dedi bir halay yola koyalım, bir şeyler derim. Bu dedelerin durumundan konuşalım, yoluna akşamına konuşalım. Öyle kesin bir karar verdiler. Bunda bir iki konuşacak çocuklar var. Abi kesin Dumuş'un oğlu. Birkaç tane var. Bunlar da dediler ki bu hafta yapacaklar. Dediler şeyimiz yok. Aynı onunla karar verdiler. İnşallah. Oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. De köyün durumundan dediler konuşalım. Bu madenlerden evet. İşte bilmiyorum. Her iki köyün şeyi var dediler. Oradan oraya. Hele kaldı. Bakalım. Evet. İnşallah her şeyin hayırlısı olsun. Hayırlı vakitler açılsın. Çok sağ olun. Var olun. Nice böyle sağlıklı günler nasip eylesin. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Var olun. Tamam.